Doktor Özgür Tabanova hocamız, konuğumuz. Bu Aryan tezini konuşacağız. Her zaman olduğu gibi mikrofonlarınız kapalı olacak. Hocamızın sunumu, konuşması bittikten sonra sorularınızı açığa, yani chat bölümünde açığa yazacaksınız. Herkesin görebileceği şekilde. Ben onları hocama sırasıyla okuyacağım, soracağım. Hocam da vakti olduğu sürece cevaplandıracaktır diye umuyorum. Evet hocam, tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi bu Aryan tezi teorisi çıktı ortaya ama sonuçta da bir facia oldu. İkinci Dünya Savaşı'nda bu kullanıldı. Yani neticesi bunun milyonlarca insanın can kaybına sebep olan bir teori ya da tez diyelim. Bu siz başlığı verirken inşası bitemeyen inşası demiştiniz. Böyle de yazdık. Demek ki bu inşa edilen bir tez. İnşaya devam ediyorlar. Peki hocam, bunun temelleri var mı? Hangi temel üzerine inşa ediyorlar? Gerçekten ayakları yere basıyor mu? Bu temel yere basıyor mu? Yoksa uydurma bir temel üzerinden mi? Buyurun, söz sizde. Sizi dinliyorum. Sayın Başkan ve muhterem dinleyiciler, sözlerime başlarken hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. Güvercin gözüyle ya da kuş bakışı diye bir tabir var. Şöyle yukarıdan bakıp hepsini bir toparlayan, bir yere oturtmaya çalışan öyle bir bakış açısıyla meseleyi toparlayayım. Bir saat içerisinde önünüze sereyim diyorum. Ondan sonra da sizden gelen sorularla devam edelim diye düşünüyorum. Nereden başlamalı? Belki de sondan başlamalı. Aryan teorisinin bitmeyen inşası derken, mesela şu sıra son 15-20 yıldır Aryan teorisi Anadolu merkezli olarak kurulmaya çalışılıyor. Yani Hitit'i Germenik ile başladılar. Hint Avrupa'ya çevirdiler. Hint Avrupa milletlerinin en eski dili olarak Hititçeyi düşünen yeni bir tamir operasyonu var. Aryan teorisini birazdan özetleyeceğim. Kaç kere çöktü, kaç kere rezilliği ortaya çıktı, argümanları çürütüldü. Ama son ele alınış şekli Anadolu merkezli olarak alınıyor. Dolayısıyla Aryan teorisi faciası şu sıra tam da başımızda bu yüzyılda patlamak üzere kurgulanıyor. Dolayısıyla ben Aryan teorisini pek millet uğraşmayınca bu defa uğraşmaya karar verdim. Dilimin döndüğünce, aklımın yettiğince derleyip toplayıp o bilgileri ve bu oluşan, yaklaşan tehlikeyi Türk aydınlarının dikkatlerine sunmayı vazife addettim. Mesela bir 10 yıl kadar önce Yunanlıların habitatı, yeryüzünde çıktıkları, ortaya vücut buldukları yer olarak Urmiye Gölü'nün doğu ve batı yakasını Rumların, Yunanlıların habitatı olarak düşünen, öyle bir Rumluk, Yunanlılık iddias ediyorlar ki atı evcilleştirmiş vesaire falan falan gibi. Kocaman böyle kütük gibi kitaplar yayınlıyorlar ve profesör, doktor, değişik bilim dallarında insanlar. Yani yine bir doğuyla batı arasında hiç eskimeyen meydan okumalar silsilesi devam ediyor ve bugün de bunu bize evimizde Anadolu'da yapmaya çalışıyorlar diyebiliriz. Allah'tan bizim olanca gayretsizliğimize bu meseleler umurumuzda olmamasına rağmen ecdat sanki bizim bu tembelliğimizi düşünmüş gibi hamiline yazılı çekler kabilinden bize bir şeyler gönderiyor. Ulu Önder Atatürk'ün bizim Anadolu kaynaklı varoluşumuz tezine verdiği önemi şimdi daha iyi anlıyoruz. Henüz görmedi Türk aydınları, yani Hitit merkezli, Anadolu merkezli Aryan teorisi bize ne tür belalar getirir çok farkında değiliz. Dolayısıyla da hazırlanmıyoruz. Bu bağlamda bu benim söylediklerimi bir çığlık gibi duyabilirsiniz, bir çığlık gibi algılayabilirsiniz.
Mesele nereden başladı? Mesele evet, doğuyla batı, bu eksen önemli. Yani eski dünya mutlu, sınırlı, sorumlu bir dünyaydı. Üç kıtanın ortasında, Orta Deniz'in etrafında, Batlamyus'tan bu yana kurulan medeniyetler. Akdeniz etrafı medeniyetleri, Orta Deniz. Ama asıl bu Orta Deniz'de Pekin'i birleştiren İpek yolunun ortaya çıkması çok şeyi değiştirdi aslında. Yeryüzünde kültürler arasındaki sistematik kültürleşme, kültürlerin birbirleriyle değişimleri, kültürlerin birbirleriyle dinlerden örflere, adetlere, mallara, mülklere varıncaya kadar o hızlı değişim hattı olarak İpek yolu insanlık tarihini şekillendiren ve bugün şu konferansı bile yapmamıza olanak tanıyan teknolojiye yol açan ilk başlangıç hamlesidir denilebilir. Yani Allah'ın Makedonyalı İskender'i kalkıp Makedonya'dan bütün Yunanistan'ı fethettikten sonra, bütün Balkanları fethettikten sonra, bütün Anadolu'yu, adaları fethettikten sonra, efendim Filistin'dir, Tunus, Suriye'dir, Mısır'dır, eski dünyanın en güzel yerlerini fethettikten sonra hala daha nereye gidiyordu İskender? Yani İskender'in hamlesi yarım kalmış, akamete uğramış bir hamledir. İskender'in hedefi doğrudan doğruya İpek yolunun öbür başıydı. Ta Pekin'e kadar gidecekti. Ama İskender bağlamında Pekin sözcüğü dile bile alınmaz. Çünkü İskender'in Orta Asya'da uğradığı büyük bir yenilginin farkında bile değiliz biz. İskender, Batı Türkistan, yani o tarımla uğraşılan bugünkü Özbekistan, Türkmenistan'dan başlayarak Özbekistan vesaire gelir. O çizgi tam Sır Derya'nın üzerinde Taşkent yakınlarından bir çizgi çizin yukarı Altay Dağları'na kadar, Tanrı Dağları'na kadar. Aşağısı Çukur'dur. Batı Türkistan'ın tarımla uğraşılan yerleridir. Ama o çizginin yukarısı Karadağlar'dır. Karadağlar. Karadağlar şu Dede Korkut'taki karşı yatan Karadağlar'dır. Ve o Karadağlar, ben 58 günlük askerliğimle ben bile çok rahatlıkla o Karadağlar içerisinde düzenli askeri birliklerin sokulmasının mümkün olmadığını kolaylıkla kestirebilirim. Yani küçücük bir dere içinde büyük bir orduyu saklayabilirsiniz. O tepelerdir aslında, dağ değildir hiçbirisi. Ama manyalar, Bozkır'ın başladığı bir manyalar kısmı. Kaşgarlı Mahmut'ta 3-4 cümleden oluşan şu destanı var. Şu destanı anlatılıyor. Şu destanı anlatılıyor ama biz şu destanını sadece destan tasniflerimizde bir yere koyuyoruz. Adını bildiğimiz eski Türk destanı olarak söyleyip geçiyoruz. Şu diye bir yer aramıyoruz. Oysa Kazakistan'la Kırgızistan arasında aşağı yukarı büyük bir nehir var. Çu Nehri. Yani bizim şuyla, şeyle telaffuz ettiğimiz sesleri, kelimeleri Kıpçaklar şeyle telaffuz ederler. Ya da bunun tersi. Onların şeyle telaffuz ettiklerini biz şeyle telaffuz ediyoruz çoğunlukla. Dolayısıyla Çu Nehri diye bir nehir var ve Çu Nehri'nin Kazak tarafında kocaman bir şehri var. Çu şehri var. Dolayısıyla şu destanının sahibi olan Şu'nun yaşadığı ve kuvvetle muhtemelen İskender'in hayatında görüp görebileceği en büyük mağlubiyeti alıp çekildiği yer burasıdır. Ama İran'la Turan'ın sınırları burada başlamaz. İran'la Turan'ın sınırları Firdevsi'ye göre Areş'in oku attığı yerde başlar. Areş'in oku attığı yer Kum şehridir. Areş, İran'la Turan'ın arasını ayırmak üzere okunu atar ve ok 3 menzil doğuya düşer. Bir menzil 20 kilometre. Kum şehrinin 60 kilometre doğusu Turan'dır. Firdevsi'ye göre İran'la Turan'ın başladığı yer burasıdır. Biz Türkler bugünkü İran sınırlarını tarihi İran'la karıştırdığımız için çoğunlukla İran'la Turan'ın sınırlarında bugünkü İran'ın sınırlarını algılar gibiyiz. Bu yanlış bir algı. Ve hoş bir tesadüf, güzel bir tesadüf.
Kum'dan 60 kilometre doğuya gittiğinizde, 3 menzil doğuya gittiğinizde Halaçların yaşadığı bölgeye gidersiniz. Halaçlar. O meşhur Halaç Türkçesi. P'nin bile asli ses olarak muhafaza edildiği, asli uzun ünlülerin bile hala muhafaza edildiği, en eski, en kadim, en arkaik Türkçe özelliklerine sahip bir Türk boyu olarak Halaççe çok önemlidir. Küçücük bir boy, bitti bitecek bir halde. Ama adeta sanki Oğuz Kağan destanında işaret edilen o dünyanın fethi, Türk Cihan Hakimiyeti mefkuresinin gerçekleştirilmesi hadisesinde onların işte bir halk etimolojisiyle sen kal burada aç kal açlar dedikleri doğrudan doğruya bu Halaçlar olarak karşımıza çıkıyor. Buna destan deyip geçebilirsiniz. Ama benim yakın zamanda öğrenmiş olmaklığım dolayısıyla utanç duyduğum ve çok büyük öfke kasırgalarına yol açan içimde Fars eyaletinin sınırında Türkmen Sahra, onun gerisinde Horasan, onun gerisinde Türkmenistan. Buranın nasıl bir Türk yurdu olduğu, Turan'ın nasıl kalbi olduğunu biz Türkler öncelikle bilmiyoruz, unutuyoruz. Türkmenistan, ondan sonra Horasan geliyor. Koca bölgede Horasan bitiyor, ondan sonraki bölgenin adı da Türkmen Sahra. 10 milyon Türkmen yaşıyor bugün hala orada. Ve Türkmen Sahra'nın bittiğinde, Fars eyaletinin başladığı yerde de Türk Seddi denen setler var. Türk Seddi. Yani Türkleri durdurmak üzere Farsların, Acemlerin yaptıkları setler. Biz Çin Seddi'ni biliyoruz. Çin Seddi'ni hatta yeri geldiğinde gereğinden fazla hamasi duygularla, hamaset yaparak yüceltiyoruz ama Farsların yaptığı, Acemlerin yaptığı Türk Seddi pek umurumuzda değil. Firdevsi'nin çizdiği Şehname'deki İran-Turan sınırı çok umurumuzda değil. Dolayısıyla biz Türkler milli davalarımıza yeterince sahip çıkan bir millet miyiz diye zaman zaman düşündüğüm bile oluyor. Bir yıl tuhaf şeylere monografiler hazırlıyoruz ama en ulu kağanlarımız diyor işte Demir Kapı Gatek Süsülepen, Demir Kapı'ya dek ordu sürdüm dedikleri Demir Kapı. Derbent, Azerbaycan'ın az üstündeki Kafkaslardaki demir kapı bizi engellemek üzere kurulmuş. Bununla ilgili Türkiye'de müstakil bir kitap görmedim ben. Müstakil bir monografi bilmiyorum. Müstakil yapılmış bir tez duymadım. Bu gayretsizliğimiz, bu umursuzluğumuz nedir? Bunu ciddi ciddi sorgulamak lazım. Şehname çok önemli, çok iyi ama Şehname'yi bizim Gazneli Mahmut yazdırtıyor Firdevsi'ye. Yani 1040'da ortadan kalktığına göre işte 1040'a kadar olan süre diyelim. 11. yüzyılın başlarında. Peki 11. yüzyıl olmuş henüz şehname yazılmamış. Bir şehname yok. Daha öncelerde de yazıldığına dair bir ifade yok. Bayram değil, seyran değil. 11. yüzyılda nasıl oluyor? Farslardan bir aydın ayağa kalkıyor ve böyle bir şehname düşüyor, şehname derdine düşüyor. Oysa bizim toplumumuzda işte şu destanından bahsediyoruz, diğer destanlardan binlerce yıllardan beri destan var. İran'ı benden çok daha iyi bilen arkadaşlarımız var aranızda. Çok çok iyi biliyor. Yazılı kültüre geçmiş, dağa taşa, kurda kuşa her yere yazıyla izler bıraktığı intibaı veren İran arkeolojisinde böyle bir şehname vari bir destanın varlığına dair bir bilgi bilmiyorum ben. Derlenmiş, toplanmış değil. Ne oluyor yazılı kültür bu kadar yaygın olduğu halde neden destanları yok? Neden geçmedi bize? Ya da yeni yazılan şehname ne kadar tarihi yansıtıyor? Ne kadar Firdevsi'nin Türklük kinini yansıtıyor. Şimdi başka tarafı. Ama bu hat çok önemli. Yani Pekin'le Halep arasındaki hat diyelim. Tarihin yapıldığı hat olarak karşımıza çıkıyor. Yani nerede işte Kuzey Irak'tan oluşuyor şey, Maniheizm. Soluğu ta Türkistan'da alıyor. Bizim Bögük Ağan Maniheist oluyor. Onun kitaplarını, kaynaklarını Türkçe'ye çeviriyoruz. Bugün Maniheizmin temel kaynağı oluyor falan. Hint'ten kopuyor Budizm.
Tibet'e yayılabilmek için küçük araba mezhebi çıkmak zorunda kalıyor. Etiyen Budistler o şekle bürünüyor ve Tibet üzerinden bize, özellikle bizim Uygurlara ve oradan da Moğollara yayılıp gidiyor. Yani hep İpek Yolu etrafında dönüyor. Ve İpek Yolu nelere kadir? O koca Büyük İskender'in daha soluğu aldığı yer orası. Bize 2-3 cümlede ulaşan o şu destanı arkasında aydınlatılmayı bekleyen neler var? Çünkü Tanrı Dağları ya da daha genişliğiyle söyleyelim Altay Dağları, bizim altın beşiğimiz Altay Dağları, şöyle hafif bir S, Batı Sibirya'dan başlayan, o büyük silsileye Tibet'e kadar ulaşan, bağlanan, o hafifse 2000 kilometre uzunluğunda. Ve yer yer bu dağ silsilesi 150-200 kilometre genişliğe bile yayılabiliyor, açılabiliyor. Dolayısıyla Altay Dağları, bu muazzam silsile, sadece iki yerde geçit veriyor. Birincisi, bu altın elbiseli adamın bulunduğu Eşik ya da Kazak söyleyişiyle Esik şehrinde. Esik, Eşik neyin eşiği? Geçidin eşiği. O yedi su üzerinden Altaylar orada bir geçit veriyor. Bugün de tren yolunun kullanıldığı geçit o. İkincisi de bizim Kırgızistan'ın arka taraflarından, işte aşağı yukarı tam Kaşgar'a denk gelecek bir yerde, daha kötü bir yol şeklinde Kaşgar'a giden geçit. Altayların başka geçidi yok. Altaylar başka şekilde geçilmez. Dolayısıyla Türk dünyanın stratejisi de buna göre oluşturulmuştur. Doğudaki çanak, batıdaki çanak, bir çanak da üçüncü geride. Yani bugünkü Hakasya'da, oradaki Sayan Dağları civarında, Tıva'da, Hakasya'da olan üçüncü çanak. Çok güçlü olduğumuzda üçünde de varız, üçünü de doldurmuş durumdayız hakimiyet çağımızda. Ama zayıfladığımızda doğuyu kaybediyoruz. Düşman işgaline uğradığında, Çin işgaline vesaireye, Bileşik Su Kapları gibi ağırlığımız Batı Türkistan'a geçiyor. Zaman bulursak, orada güçlenirsek tekrar doğuyu alıyoruz. Ya da düşman her iki taraftan geldiğinde her iki çanağı da kaptırdığımızda, işgale uğradığımızda, işte o zaman Ergenekonyaları başlıyor. Geri üçüncü çanağa çekiliyoruz. Adam akıllı güç kaybetmişiz ki üçüncü çanakta 400 yıl durduğun hadır çıkay 100.000 mızrağımız mısralarına uygun şekilde Ziya Gökalp'in güçlenip tekrar geri dönüyoruz. Ama bu eşikler önemli, bu geçitler önemli. O geçitlerden İpek Yolu akıyor aşağıya. İpek Yolu'nun can damarı oradan gelip geçiyor. Elbette tarihi yolları da var. Denizden olanı var, Hint üzerinden olanı var. Az Karadeniz'e yakın oralardan geçenleri var. Ama atar damarı öyle. Aşağı yukarı Yesi vesaire oradan doğrudan Hazar'ın kıyısına, karşıya geçmelere müsait yerleri, yapıları var. Bu coğrafyada bu etkileşimler aslında Türklüğün belki de ikiye bölünüşünde çok etkili oldu. Yani biz Kıpçaklar, Oğuzlar diye ayırıyoruz ama yani Oğuzlaşmanın ortaya çıkıp şekillenmesini aldığı hali ben büyük ölçüde İpek Yolu'na bağlıyorum. Bu değişim bir başka tarafıdır. Kıpçaklık eski arkaik formken daha İpek Yolu'na bağlı olarak dünyayla küresel etkileşimler içerisinde gelişen Türklük, Oğuzluğa dönüştü. Oğuzlukla, Oğuzluk ideolojisiyle oluştu, gelişti, meydana geldi falan. Bu bağlamda yani Büyük İskender, başka büyük dalgalar yani o kadar etkiliyor ki bizi, yukarıdan girmeye çalışıyoruz Kafkaslardan aşağıya. Demir kapıyla önlemeye çalışıyorlar. Türk-Bizans dostluğunun kaynağı, Türk-Bizans tarihi, kadim Türk-Bizans dostluğunun kaynağı, iletişim kurulmasının kaynağı Fars düşmanlığıdır. Farslara karşı beraber hareket ediyoruz. Farslarla Bizansların da paylaşamadığı şey İpek Yolu ticaretidir, İpek Yolu gerçeğidir. Çok güçlü olduklarında Bizanslılarla
elçiler teati ediyoruz. Yakınlıklar tesis ediyoruz. Fars'a karşı ortak hareket ediyoruz. Ve çok daha sonra işte Arapların girmesi, 750 Orta Asya'da olup bitenler vesaireler, Haçlı seferleri çok fazla üzerinde durmuyoruz. Yani Haçlı seferlerinin Anadolu'da kazandırdıkları ve kaybettirdikleri. Kültür tarihi boyutuyla onlara çok fazla bakmıyoruz. Yani sadece yanlış hatırlamıyorsam 2. Haçlı seferinde Denizli civarında Alman kralı ve Alman ordusu, Fransız kralı ve Fransız ordusunu analarından doğduklarına pişman edeceğiz, perişan edeceğiz. O küçük bölge beylerinin, Türkmenlerinin yaptığı başarılar bunlar. Daha büyük çaplarda gelişler gidişler. Başka tarihi şekillendiren olaylar var ve doğrudan tarafız aslında. Çok daha taraf olmak istemiyoruz. Mesela Türkiye'de Kristof Kolomb'un İstanbul'a gelip Padişah Efendimiz'den, 2. Beyazıt'tan güncel ifadeyle sponsorluk diyelim, hamisi olmasını istediğine dair bizim kayıtlarımızda, kaynaklarımızda çok fazla bir şey yok. Ben bunu Gavur kaynaklarından okudum. Elbette Kolomb geliyor. Kolomb'un amacı elbette Amerika'yı bulmak değil, Hind'e gitmek, baharat yoluyla ilgili kestirme yolları bulmak derdinde. Böyle planı, projesi var. İstanbul'a geliyor, Padişah Efendimiz'le görüşmesi mümkün değil. Daha alt seviyelerde görüşülüyor. Muradı, maksadı anlatılıyor. Uygun görülmüyor. Ama bu makul kefere İstanbul'a gelip yardım dilediğine göre denilerek bir rivayette 10 bin altın verildiği, ikinci rivayette 40 bin altın verildiği kaynaklarda yazılı. Ben tabii hep 40 bin üzerinden gidiyorum. Amerikalılarla yaptığım tartışmalarda canım çok sıkıldığı zaman bu kıtanın keşfinde bizim 40 bin altınımız vardır deyip epey epey nutuk atıyordum. Dolayısıyla bir dünya gücüyüz. Ama öyle bir dünya gücüyüz ki ne lehimize ne aleyhimize farkındayız bunun. Fakat bu yolun en haşmetli zamanında bu yoldan biz çok para kazanmış değiliz. Biz Halep'i işte 1517 Mısır alıyoruz. 16, 15 o yıllarda 16. yüzyılın başlarında alıyoruz. 16. yüzyılın başlarında ata alan gemiyi, ata alan Üsküdar'a geçmiş gibi. Yani 15. yüzyıl sonunda Amerika bulunacak, 16. yüzyıldan sonra da gittikçe yoğunlaşan bir ilgi orada ayrılacak, yerleşecekler, devam edecek. O müthiş, meşhur İspanyol yağması olacak. İspanyol yağması. Yani Amerika'nın keşfinden sonraki en feci şey belki Cortez ve Cortez'in zırhlı haydutları diyebileceğimiz 600 şövalyesiyle beraber Kolombiya'dan girip bütün Orta Amerika'yı ve Meksika'yı yağmalamaları. İnka ve Aztek tapınaklarındaki dini amaçlarla biriktirilmiş olan altını yağmalayıp eski dünyaya taşımaları. Yani parmaklarını bile tabir caizse oynatmadan inanılmaz bir şekilde kısa sürede İspanyollar dünyanın en zengin milletine dönüşecekler. İnanılmaz bir altın ve gümüş birikecek. Enflasyon o zaman çıktı ortaya. Türk enflasyonu o zaman başladı ve o gündür bugündür devam ediyor kanaatinde pek çok tarihçi. Ben de onlara katılıyorum. Dahası bu altının geliş gidişinden haberdar olan Türk çocukları Maraş'tan bizim Kaz Dağları'na kadar denizin çocukları korsanlığa başlayacaklar. Yani durup durduk yerde birdenbire Mağrip ocaklarının Osmanlı Devleti'nde hayata geçmesi, faaliyete başlaması tesadüf değil. Elbette yani İspanya'nın Endülüs'ü ortadan kaldırması yeryüzü tarihinin en acıklı sayfalarından birisidir. Endülüs Müslümanlarına reva görülen işkence ve zulüm yeryüzünde kolay kolay hiçbir topluluğa görülmemiştir. Ya buzla vaftiz olacaksınız ya sizi ateşle vaftiz ediyorlar, yakıyorlar. Kaçmaya teşebbüs etseniz boynunuz vuruluyor. Dolayısıyla yeryüzü tarihinin en iğrenç katliamları oldu Endülüs'te. Ama başardılar.
Endülüs'ü baştan başa İspanya'ya tekrar aldılar. Bu tecrübeyle İspanyolların kolonilciliği çok farklıdır. Yani Cortez'in kumandasındaki 600 silahlı zırhlı adam baştan başa Amerikan yerlilerini yağmaladılar ve müthiş bir altın geldi. Hayal bile edemeyeceğimiz bir altın geldi. Dolayısıyla bizim mağrip ocakları biraz da ondan hayata geçiyor. Bir, İspanyolların Latin Amerika gibi bir Latin Afrika meydana getirmesinin önüne geçmek amacı. İki, Maraşlı çocuk gidiyor, belki uygun bir gemiye denk gelirse gittikten 3 ay sonra parasına düşen parayla dönerek Maraş'ın bilmem ne ilçesine bilmem ne efendi cami-i şerifini yaptıracak kadar altın sahibi olabiliyor. Dolayısıyla bizim vahşi batımız bir anda mağrip. Müthiş bir biçimde macera arayan, cihat etmek isteyen, korsanlığın kaynadığı yer, Barbaros biraderlerin açtığı, harekete geçirdiği bu yer gittikçe gelişecek, büyüyecek falan. Ama asıl önemlisi Amerika'nın keşfinin Avrupalılarda yaptığı tesirdir. Bütün bunlar oldu. Avrupa'da ya da Avrupa'nın diğer dünyada yaptığı tesirler sınırlıdır. Ama Kızılderililerle ilk karşılaşan beyaz Avrupalıların tavrı. Bakıyorlar ki çıplak insanlar, baldırı çıplak insanlar, yüzlerine kırmızı boyalar sürmüşler, bir şeyler yapmışlar. Bunlar acaba hayvan mıdır, insan mıdır diye merak ediyorlar önce. Eğer bunlar hayvansa, maymungillerdense, vurmaya, öldürmeye, onları da yemeye, sofraya çeşitli vermeye devam edebiliriz. Ama Batılıların misyonerleri, Cizvitler başta olmak üzere, yavaş yavaş Kızılderililerin yakınına yerleştikçe, onlarla beraber yaşamaya başladıkça, dillerini öğrendikçe, bakıyorlar hayvan mı insan mı diye şüphe ettikleri bu insanlar, insan hem de beyaz Avrupalılardan, Hristiyan Avrupalılardan, İncil-i Şerife ve Cizis'e sahip Avrupalılardan daha insan. Suçsuz ve gereksiz yere daha az insan öldürüyorlar. Suçsuz ve gereksiz yere daha az hırsızlık yapıyorlar, daha az yalan söylüyorlar. Dolayısıyla bu hayvan mı insan mı olduğundan bile vaktiyle şüphe ettikleri insanlar nasıl olur da beyaz Avrupalıdan daha erdemli olur meselesi Avrupa düşüncesini en derinden etkileyen düşüncelerden birisidir. Belki de birincisidir. Çok uzunca zaman buna bir çözüm yolu, buna bir hal tarzı bulma gayretinde bulundular. Ve bir müddet sonra da yavaş yavaş bir hayranlık duymaya başladılar. Vahşi soylu tutkusu diyoruz buna. Yani o savage'lar vahşiler ama erdemliler, asil, aristokrat insanlar nasıl olur? Çok açıklama tarzı geldi ama Jean-Jacques Rousseau'nun şehirlerin ahlakı fesada uğrattığı, tabiatla iç içe olunduğunda insanın fıtratına, doğasına en uygun olduğu haldeki açıklamaları Emily bunun üzerine inşa edecektir. En makul kabul göreni oldu. Bu çizgi halk biliminin ortaya çıkış nedenlerinden birisidir. Avrupalı kendi vahşisini aradı. Eğer doğayla iç içe olanlar bu kadar erdemliyse, düzgünse, dürüstse bizim vahşilerimiz, bizim şehirleşmeden önce, Hristiyanlıktan önceki vahşilerimiz nerededir? Sorusuna bulabildikleri köylülerdi. Kırsalda yaşayan, okuma yazma bilmeyen fukara insanlar. Filozof Herder bunları Das Volk olarak adlandırdı. Halk bunlardı. Bunların atadan babadan aktara geldikleri sözlü yazılı sözlü kaynaklar onların kültürünün ruhunu, onların milletinin ruhunu yansıtıyor anlayışıyla halk bilimi diye bir bilim dalı meydana getirildi. Tabii ki diğer neden de hemen yeni başlarındaki Fransa'daki aydınlanma çağı 18. yüzyılda aklı hiç görülmemiş şekilde hayata katan ve geleneksel yapılara karşı çıkan o anlayış bugün çok yüceltiyoruz. İnsanlık tarihinde önemli bir dönemeç noktası. Ama o gün hiç böyle algılanmadı.
Fransızlar zaten askeri yönden, ekonomik yönden, siyasi yönden güçlüydüler. Kültür yönünden de sıra dışı insanlarla, sıra dışı düşünürlerle, sanatçılarla, bilginlerle çok çok güçlü hale geldi ve Fransızca komşularına tesir etmeye başladı. Birçok komşusu resmi dilini Fransızca'ya çevirdi. 630 kadar Alman prensliği var o dönemde. Almanlar bölünmüş durumda reformlar sonrası. Bunların birçoğunda Almanca'nın yerine Fransızca'nın resmi dil olduğu ortaya çıkıyor. Dolayısıyla Almanlar ve özellikle İsviçreliler çok ciddi bir Fransızlaşma korkusu yaşıyorlar ve bu Fransız kültür emperyalizmi olarak algıladıkları aydınlanmaya karşı nereye sığınırız, ne yaparız, nasıl güç kaynağı buluruz endişesiyle sağa solu araştırıyorlar. Özellikle İsviçreliler, yani üçte biri Fransızca konuşan kantonlar olunca, İsviçreli aydınların bulduğu çözümlerden birisi 17. yüzyılda yaşamış meşhur İtalyan filozof Vico'nun, yani sözlü kaynakları, insanlık tarihindeki eksik kurum ve kurumsallaşmaları anlamak, izah etmek için kaynak olarak kullanma, yeni bir ilim diyor. Dolayısıyla buna sarılacaklar ve İsviçre tarihçiyi dedikleri bu dönemde Almanca konuşan bir kantonda Nibelungen Destanı diye bir destan keşfedilecek. Almanların meşhur epik destanı. Birkaç yıl sonra Klopstock diye başka bir Alman, başka bir kantonda da ikinci bir varyantını duyacak. Bir anda Almanlık sınıf atlıyor. Epik destanı olan bir millete dönüşüyor. Demek ki eski bir milletmiş. O zamanki telakki öyle. Hele hele bundan 25-30 yıl sonra Wilhelm Grimm Alman mitolojisi diye bir kitap yazıp Almanların mitolojisinin de olduğunu ortaya koyunca Alman milliyetçiliği Avrupa'da sıra dışı bir yere, bir yönelişe sahip olacak. Halk bilimi etrafında olan bu şekillenmeler Alman milliyetçiliğinde bir fikir daha ortaya çıkaracak. Germanik milletlerin ortak ata dilini bulmak için de bir bilim dalı ihdas edelim. Germanik milletlerin ortak ata dilini bulmak üzere de bir bilim dalı ihdas edelim. Meşhur Max Müller, tarihi karşılaştırmalı dil bilimini kuracak bu amaçla. Cümleyi sondan kurayım. Tarihi karşılaştırmalı dil biliminin kuruluşu, ortaya çıkışı, Germanik milletlerin en eski ata dillerini, ortak ata dillerini ortaya koyma amaçlı olarak çıkıyor. Bunun için bir bilim dalı ihdas ediyorlar. Bir bilim dalı kuruyorlar. Max Müller zaten oryantalist, bu Sanskritçe ile vesaire de uğraşan Germanik milletler, yani İskandinavlar, Norveçliler, İsveçliler, Danlar, İzlandalılar, Dutchlar, Hollandalılar, Almanlar tabii ki, Avusturyalılar tabii ki, Lüksemburglular tabii ki, Liechtensteinliler tabii ki, İsviçre'nin Almanca konuşanları, artı Anglo ve Saksonlar. Biz Anglo ve Saksonların bir eski bir Germanik iki tane tribe olduğunu unutuyoruz. İki eski Germanik kabile kıtadan adaya geçecekler. O İngiliz dediğimiz yer ya da Birleşik Krallık diyoruz. Bu değişik ulusları, Germanik olmayan İskoçları, Welshleri, Galleri, İrlandalıları, onları bir araya getiren ve hala devletin isminde geçiyor Birleşik Krallık. Kimler birleşmiş? Bütün bunlar birleşmiş. Kim birleştirmiş? Anglo ve Saksanlar birleştirmiş. İngilizce onların dili. Bu yapılanış içinde Germenlerin dilini bulmak, bilmek. Bu yöndeki Avrupa'daki çalışmalar 1850'lere kadar biraz gizlice, 50'lerden sonra açıkça işte Smith, meşhur papaz Smith, Sanskritçe ile İngilizce arasındaki ortaklıklar, kelime bazında, dil bazında, kural bazında, ses bazında ortaklıklardan hareket ederek ikisini de birleştiren yeni bir anlayış ortaya çıkacak. Aryan teorisi budur arkadaşlar. Aryan teorisi, Aryanlar diye, Ariler diye eski bir millet var, Aryanlar. Bu çok eski, kadim zamanlardaki bu eski ırkı, milleti
dünyanın konjüktürüne göre Aryan teorisine yeni yama yapılacağı zamandaki dünyadaki duruma göre küresel politikalara göre uygun olan bir yere yerleştirilerek yeniden başlatma operasyonudur. İlk olarak 1850'li yıllarda açığa vurulacak. 1850'li yıllar. Biz Batı Türklerinin hiç dikkat etmediğimiz tarihimizin dönüm noktaları var. Ecdat yaşamış ama çok da fazla üzerinde durmuyoruz. O kadar çok meselemiz, o kadar çok önemli olaylarla haşır neşiriz ki bir taraftan da yenilerini yaşamak peşindeyiz. Dikkat etmiyoruz. Mesela 1850-53 arasında bizim Kırım Savaşımız var. Ya bizim bakış açımız Kırım Moskov Savaşı mı? Son 500 yılda 350 yıl savaşmışız. Ya bir tane daha Moskov Savaşı gibi. Doğru ama farklı. 1850-53 Kırım Savaşı aslında Birinci Dünya Savaşı'nın ve İkinci Dünya Savaşı'nın prototipidir. Tersten kuralım cümleyi. Kırım Savaşı, 1850-53 Kırım Savaşı, Birinci Dünya Savaşı'nın ve İkinci Dünya Savaşı'nın talimidir, küçük bir kopyasıdır. Rusların Karadeniz'de yaptıkları, Kırım'ı aldıktan sonra yapıp ettiklerinden hareketle Ruslara karşı biz İngilizlerle, Fransızlarla birlikte, ki daha başka müttefiklerimiz de var, savaş açıyoruz. Kimler var? Mesela şimdi bağımsız olmak isteyen Katalanya o zaman bağımsız İspanya'dan. Katalanlar müttefikimiz. Fransızlar müttefikimiz. Henüz İtalyan Birliği kurulmamış. Sardunya'sı, Sicilya'sı vesairesi bağımsız devletler olarak müttefikimiz. Gideceğiz, Kırım'a çıkacağız. 3 yıl dövüşeceğiz, Rusları yeneceğiz. O meşhur marşımızın ifade ettiği Sivastopol önünde yatar gemiler. Değil mi? Sivastopol önünde yatar gemiler, atar da düşman topunu, yer gök iniler falan falan. O marşın anlattığı savaştır aslında bu. Ve Sivastopol'u alamayacağız. Garip bir anlaşmayla, gönlümüzü okşayan bir anlaşmayla oradan çıkacağız, ayrılacağız. 3 yıl, 4 yıl Üsküdar ve Kadıköy tamamen İngiliz askerlerine teslim edilmiş bir durumdadır. O meşhur Selimiye kışlası Hristiyan askerlerin, yaralanan askerlerin tedavi gördüğü yerdir. İşte o hemşireciliği kuran Nachtigal'in vesairenin çalıştığı yer, hemşireciliğin bina olduğu yerler. Müthiş. Birçok yönüyle önemli Kırım Savaşı. Tarihte ilk olarak telgrafın kullanıldığı bir savaş. Telgraf ne alaka? Telgraf, günübirlik olup biten savaşları günübirlik gazetelere haber veriyor. Gündelik gazetelerin telgraf vasıtasıyla savaşlardan anında haber aldığı, haber yaptığı zamanlar. İletişim tarihi açısından önemli. Hemşirecilik tarihi açısından önemli. Bunları hep söylüyoruz. Ama savaş bitince biz İngiliz devleti fehimesine şükran borçluyuz. Ama Hindistan Türklüğü hiç şükran borçlu değil. Türklüğün Hindistan'daki hakimiyeti 1854 yılında bitecek. Biz İngilizlere o kadar şükran duyguları içindeyiz ki Halife-i Ruh-i Zemin, halifemiz ağzını bile açmayacak. Hindistan Türklüğünün, Hindistan Şahlığının, Babiroğullarının hakimiyetine son verilişini koca Hindistan'ın, bugünkü Hindistan'ın 2-3 mislidir, Kraliçenin tacına ait bir koloniye dönüştürülmesine Osmanlı Devleti bir protesto bile çekmemiştir. Bu ayıp Osmanlı Devleti'ne yetmelidir. İslamcılarımızın umurunda olmaz bu. Ama tarihçilerimiz de bu tarafına pek bakmaz gibi. Kırım Savaşı'nın gölgesinde Hindistan Türklüğü hakimiyetinden uzaklaştırılacak. Yanlış hatırlamıyorsam Şonşah'ın gözlerine mil çekilecek ve sürgüne gönderilecek, bitecek o. Hindistan'da İngiliz hakimiyeti bir kurşun atmadan, bir ordu göndermeden, bir şirket sayesinde elde edilen bir hakimiyettir. Doğu
East Company diye bir şirket Hindistan'da ticarete başlayacak. Birkaç yüzyılda büyüye gelişe evrile çevrile bugünkü Hindistan'ın 3-4 misli büyüklüğünde topraklar. Afganistan, efendim bugünkü Hindistan, Pakistan, Bengaldeş, o bugünlerde savaşlar olan Myanmar bilmem ne oraları falan ya da Seylan, Meylan hepsi büyük Hindistan'dır. Bugünkü zavallı Hint milliyetçilerinin hülyası eski büyük Hindistan'ı kurmaktır. İngilizlerin Hindistan'ını. Şimdi burada idareyi ele tutmak, idareyi tutmak, burada yapıyı iyi oturtmak. Elin misyonerleri, elin kilisesinin çalışmaları biz Türklerin bildiğimiz olgular, fenomenler değildir. Biz Türkiye Türkleri kilise nedir bilmeyiz. Biz Türkiye Türkleri, bilginlerimiz dahil, kiliseyi cami gibi bir şey düşünüyoruz. Yani bir ibadet yeri. İbadet yeri ama Cumhuriyet'e kadar bizim Diyanet İşleri Başkanlığımız bile yoktur. Sünni, Hanefi Müslümanların ibadet yaptırma işlemini her Türk yapabilir, her Müslüman yapabilir. İmamlıkta, müezzinlikte ne var? Dolayısıyla bir Katolik Kilisesi gibi bir organizasyon, bir enstitü, bir akademi ya da bir müştemilatıyla beraber kurumlar bütünü olarak bir teşkilatımız yok bizim, bunu bilmiyoruz. Caferiler bunun daha iyi farkındadır. Caferilikte, Şia'da bu kurumlaşmış yapılar var. Din adamları yapısı var. Bizde yok. Onun için milli bir kilisesi olan bir milletin milli devleti olmasa bile olur diyorum. Bu çok büyük bir iddiadır ama hiç de tabansız, zeminsiz bir iddia değildir. Milli kiliseniz varsa, milletinizin kilisesi varsa, ne bileyim işte Sırp Ortodoks Kilisesi gibi, Norveç Saint Olaf Kilisesi gibi, milli devletiniz olmasa bile olur. Geniş bir insan topluluğu bir kurum içerisinde bulunuyor. Sizin dilinizi, dininizi, tarihinizi çalışıyor, anlatıyor, okutuyor, para topluyor. O parayı istinaden hastaneden gazeteye, gerekli kitaba, araştırmaya varıncaya kadar her türlü bu faaliyeti yapıyor. Milli kiliseyi bu şekilde düşünmemiz lazım. Bizim böyle değil ki camilerimiz. Namaz kıldırma dolabı gibi yerlerdir. Girersin, namazını kılar, çıkar gidersin. Cemaati kaçırmışsan kapıyı kilitlerler, ana kapıdan girişte içeride 2-3 seccadelik yer olur. Orada kılarsın namazını, gidersin. Bu kadar bizim camilerimiz. Başka işlevleri yok. Geçmişte de birkaç işlevi vardı, onları da kaybettik. Ama ulusal kiliseler böyle değil. Ya da ulusal değil Katoliklik ama Katolikliğin Cizvitliğini düşünün. Cizvit tarikatı. Cizvitlerin dünya üzerindeki şu anda sahip oldukları üniversitelerin sayısını bilmiyorum ama bir yanı üniversiteleri var. Araştırma imkanları, yönlendirme imkanları, televizyonları, şirketleri. Biz bunları çok görmüyoruz. Ya da göstermiyorlar bize ya da umurumuzda değil. Ama bunların o devletlerle nasıl iç içe yapılar olduğunu bilmemiz lazım. Daha yakından bilmemiz lazım. İşte bu bağlamda Hindistan'a gönderilen İngiliz papazlarından birisi Smith. Orada kurulan kiliselerden birisinin papazı. Ama adam oturuyor Sanskritçe öğreniyor. Sanskritçe. Allah aşkına Türkiye'de kaç tane bilim adamı Sanskritçe biliyor? Yani bir rivayete göre rahmetli Bülent Ecevit'in biraz Sanskritçe bildiğini biliyoruz. Tagore'u çevirsin mevirsin falan diye ama ne kadar bildiğini de bilmiyoruz. Muhtemelen yaptığı çeviriler de İngilizce'dendi. Ömrünü kaç tane Türk Sanskritçe'ye öğrendi ve Sanskritçe'yi Türkoloji bakış açısıyla baktı ve çalıştı. Tarihçinizden sanat tarihçinize, halk bilimcinizden bilmem kimimize kadar. Benim bildiğim kadarıyla yok arkadaşlar. Yani el yordamıyla karşılaştıklarımız söylüyor. Mesela Hindistan'ın Çin'e, o Nepal'lere böyle parmak gibi giren yerleri var. O yerlerdeki bölgelerden bir bölgeden bir halk bilimciyle karşılaşmıştım Yunanistan'da, Hindistanlı. Elmacık kemikleri çıkık, esmerliği biraz daha diğerlerine nazaran farklı. Yani Orta Asya'dan gelip oraya yerleştikleri belli. Türk olduklarını söyledi, iddia etti falan ve işte zaten tatlı bir sohbet başladı, konuşuyoruz. İşte Turukko, Sanskritçe'de
gelen, alan, işgal eden falan filan gibi anlamlar taşıyor dedi bilmem ne. O kadar ama yani. Başka bunları gidip inceleyen insanımız yok. Hindistan, Hindistan çok sevdikleri yer değil bizimkinlerin. İngiltere desek herkes koştura koştura gider. Dolayısıyla o yeri iyi tanıyan, iyi anlayan insanlar. Bakıyorlar ki bir Dravidyen denilen diller var, Dravidyenler. Dravidyen diller Hindistan'da 27 tanedir. Ve Hindistan'ın şu koyun kuyruğu gibi olan denize giren üçgen, Bombay, Mumbai, o civarlarda Dravidyenler yaşıyor. Dravidyenler. 27 tane millet, 27 tane dil. Tamil bunlardan bir tanesidir. En popüler, en meşhur olan Tamil dilidir. Ben Tamil dilinin sözlüğünü işte girdim, şöyle bir baktım. İngilizce, Tamil dili falan. Umay'ı bile buldum orada. Umay bile var. Everest'in kızı olarak geçiyor. Allı bir yığın kelime var bizim ses denklikleri olan falan falan falan. Bir daha da fırsat bulup dönemedim. Hala günün birinde döneceğim. Dravidyenlerle Dravidyen olmayanlar. Yani bugün Hint-Avrupalı olarak bildiklerimiz. Aryan teorisi sayesinde otomatikman ikiye bölünecek. İngilizler doğrudan oradaki halkları birbiriyle çatışan, birbiriyle savaşan, hala da aralarında gerginlikler vardır, bir hale getiriyor. Biz mesela İslam kartıyla gitmiştik. Orada onları Müslümanlaştırdıkça hepsi birleşiyordu. Birleştiriyorduk. Çünkü biz hayvancı bir toplumuz. Biz tarımcı değiliz. Bin yıldır tarımcı olmaya çalışıyoruz. Ama Türk uygarlığının temelleri hayvancılık üzerine dayanır. Biz toplarız, birleştiririz. Ama tarımcılar ayırır. Ektiği tohumdan başka tohum bittiği zaman onların hepsini söker, öldürür. Mercimek ekmişse sadece mercimek olacak orada. Buğday ekmişse sadece buğday olacak orada. Zihniyet. Dolayısıyla buna da hizmet eden bir anlayış bu. Aryan diye büyük bir ırk var. Bu ırk Orta Asya'da yaşıyordu. Orta Asya'dan aşağıya indiler. Bazen tarihi işte milattan önce 4000, 2000 ona göre ayarlayan yapılar var. İndiler. İndiler ve bu Hintlilerle beraber kaynaştılar. Zeytunu renkli Hintlilerle karıştılar, kaynaştılar. Olağanüstü büyük, yüksek bir medeniyet kurdular. Adı Harappa şehri ve Harappa medeniyeti olarak geçiyor. Böyle bir şehir var. Böyle bir şehir, Harappa şehri. Çok ironik bir ismi var. Türkler ve Moğolların saldırısıyla harap edildi Harappa. Harappa'yı kuşatan Türkler ve Moğollar. Oryantalizm kendini yenileyen bir bakış açısıdır. Oryantalizm bitmiş değildir. Yeni anlayışlarıyla ve uygulamalarıyla oryantalizm şu anda dahi iş başındadır ve çalışmaya devam ediyor. Oryantalizm. Bizi tarihin dışına atabilmek için doğrudan yaptığımız, mesul olduğumuz işlerde bile bizi tek başımıza zikretmezler. Kelelaka bakarsınız oraya bir Moğol eklerler. Yani en makul keferelerden birisidir Jean Paul Roux. Devletimizin nişanını verdi kendisine. Onun okuyun, Türklerin ve Moğolların eski dini. Okuyanlar hemen hatırlayacaklar. Bu kitapta Moğolların sadece Cengiz Han'ın işte baş kamı Kökçe'den hareketle birkaç anekdot anlatılır, o kadar. Kitabın sonu, baştan sona tamamı Türk inançları, Türk dini anlatılır. Ama Türklerin dini adını taşımaz kitap. Türklerin ve Moğolların dini. Hep bu V'yi koyma. Yani Harappa şehrini harap etmeyi bile tek başımıza biz Türklere bırakmazlar. Moğollarla beraber. Ne zaman? Yani Moğolluk tarihte bir kere çıktı. Samanelevi gibi yandı ve söndü. Büyük bir devlet, büyük bir imparatorluk kurdular. Ama 100 yıl. İmparatorluk kurabilmek için keskin kılıçlardan, cesur ordulardan, yüreklerden daha önce ciddi kalemlerin olması lazım. Aldığınız her şeyi yazan, kaydeden
Katipleriniz yoksa cengaverlerinizin aldığı her şeyi bir müddet sonra yağmalayacaklarını, ortadan kaldıracaklarını bilmelisiniz. Herhangi bir yerde ciddi bir imparatorluk varsa orada askerlerden daha önce bir katipler ordusu vardır. Katipler ordusu. Cengiz Kadir gecesi doğmuş olmalı muhtemelen ki İdikut kendiyle savaşmaksızın Uygur Türklerinin Kaan'ı kendisiyle kan kardeş olacak ve Budist Uygurlar yeryüzünün en kaliteli, en iyi yetişmiş, en güçlü, en büyük katip ordusuna zaten sahiptiler. O Binbuda mağaralarında vesaire bulduğunuz o kaynaklar, eserler vesaireler hep o dönemin eserleridir. Dolayısıyla Cengizliler İmparatorluğunu yapan, imparatorluğa dönüştüren Uygur Türklerinin katipleridir. Uygur Türklerinin bu arkadaki güçleridir. Moğollara bile bir alfabe yapıp Moğolcanın bir alfabe sahibi olmasını sağlayacaklar. Moğolları Budistleştirecekler vesaireler. Onlara temas bile etmiyoruz. Dolayısıyla bu yapı içerisinde baktığınızda öyle Moğolların ve Türklerin denilecek kadar bir gereklilik olmamasına rağmen sırf klasik oryantalist dışa vurumlarla Türklerin ve Moğolların dini ya da Türkler ve Moğollar beraber Harappa'yı harap ettiler gibi bir iddia var. Bu iddia korkunç bir iddiadır. Yani 19. yüzyıl ortalarında atılacak, 60 yıl yaklaşık Harappa şehrinin etrafı köstebek yuvasına çevrildi arkeologlarca. 60 yıl. Harappa şehrinin bir kuşatmaya uğradığına dair bir tane bile delil bulunamadı. Yani bir şehir Türkler, Moğollar tarafından çevrilir, imha edilir de bunun etrafındaki kale hendeklerinde, sur etrafındaki hendeklerde 3 tane, 5 tane kırık ok ucu da mı ele geçmez? 2 tane at iskeleti bilmem nesi de mi ele geçmez? Hayır, geçmedi, yok. Ama 60 yıl insanlık bu şekilde anlatıldı. Harappa'ya saldırdı, Harappa'yı harap etti Türkler ve Moğollar. Oradan çil yavrusu gibi kaçan Aryanlar dünyanın dört bir tarafına dağıldılar. Aha da Hint-Avrupa dilleri bu dillerdir. Aryan teorisinin en eski argümanı, en eski tezi bu şekildedir. Bunların en eski dili de Sanskritçeydi. Sanskritçe tarihin hangi döneminde ne kadar konuşulduğu hala tartışmalı olan bir dildir. Sanskritçe, Brahman rahiplerin icat ettiği ve Brahman rahiplerin dünyanın dört bir tarafından edindikleri, duydukları bilgileri sakladıkları, muhafaza ettikleri büyük bir arşiv dili olarak var. Latince'nin Katolik papazlar arasında konuşulması gibi Brahmanlar arasında konuşulması söz konusu. Yeryüzünde birikmiş en büyük metin depolarından birisi Sanskritçe. Ama son yıllardaki birkaç uydurup kaydırık yaklaşımın ötesinde hiçbir Sanskritçe metinde Aryan karşımıza bir millet, bir topluluk, bir ırk olarak çıkmaz. Birkaç metinde ışıltılı, parıltılı anlamları çıkıyor. Onu da tavşanın suyunu kavlince yorumlaya bir topluma indirgemeye çalışıyorlar. Bu birinci iflas noktasıdır ilk argümanın. Asıl önemlisi ilk ortaya çıktığında Almanlar, Anglo-Saksonlar, dikkat edin İngilizler de Anglo-Sakson, Almanlar da zaten Germanik, pusulayı biraz kendilerinden yana çeviriyorlar. Irk boyutunda düşünüyorlar bunu. Bu bir ırktır. Ve üstelik bu ırkı kafatasına bağlıyorlar. Yani yuvarlak kafalar, brekesefal, uzun, kavun gibi uzayan kafalar, dolisefal, değil mi? Dolisefal kafalara sahip olacaklar. Yuvarlak değil. Bundan dolayı mesela zavallı Portekizliler, İspanyollar, Fransızlar, İtalyanlar Aryan ırkından kabul edilmiyor. Onlar beyaz ama tam beyaz değil. Ya kirli beyaz onlar. Kafatasları yuvarlaklaşmış. Dolayısıyla Akdenizli falan Türklere, İslamlara, Müslümanlara karışmışlar.
Balkanlılar da öyle. Slavlar zaten Slav. Zaten dünyanın en eski ve eskimeyen kölelik deposu. Irkçı bir telakki. İlk başlarda bu ırka bağlı olarak mitleri bile böyle izah ediyorlar. Biraz aşağılık kompleksi nedeniyle. Yani bazı motifler bazı milletlerde olur. Çünkü o ırka mensup olanlar öyle motif üretir gibi bugün kargaların bile görebileceği komik iddialar vardır. O erken dönemde mit telakkileri, mit izahları falan falan. Ama Tanrı öyle bir oyun oynadı ki Hint Avrupalılara, Aryanlara. 18. yüzyılın 19. yüzyılın 3. yarısında bir keşfedildi ki Orta Afrika'da Kongo, Mongo o civardaki zencilerin tamamı dolisefal kafatasına sahip. Bu müthiş bir darbe indirdi. Bu Aryan ırkçılığına, bu Hint Avrupa ırkçılığına akla hayale gelmeyecek bir darbe indirdi. Zenci, siyah miyah blak blak değil, zenci. aynen Germanik milletler gibi dolisefal kafatasına sahipler. Dolayısıyla bir daha bu kafatası mevzu hiç gündeme bile gelmedi. Hitlergiller bile aslında bunu ciddi anlamda getiremediler gündeme. Başka şeyler koymaya çalıştılar falan. O zaman dil ve ses üzerinde yoğunlaştılar. Dil ve ses üzerinde. Kelimeler üzerinde. Şimdi Hint-Avrupa dil ailesini biz ilkokuldan başlayarak üniversiteye kadar, üniversitesi dahil TK derslerini düşünürseniz her Türk çocuğuna ayet gibi, hadis gibi insanlığın mutlak doğrusu olarak okutuyoruz. Mutlak doğrusu gibi. Yani Hint-Avrupa dil ailesini anlattığımız, gösterdiğimiz kadar Ural Altay'ı bile göstermediğimizi iddia edebilirim. Oysa Aryan teorisi tezinden mahrum bir Hint-Avrupa dil ailesi %100 doğru bile olsa bu ses denklikleri, bu kurallar manzumesi hiçbir anlam ifade etmez. Akademik bir satrançtan öteye hiçbir anlam ifade etmez. Prop'un metodu harikuladedir ama Prop'un metodu sadece bir metottur. hiçbir anlam ifade etmiyor. Bir dönem güzel bir metot olarak düşündük, aldık, uyguladık, kullandık. Dünyanın her yerinde sabah erken kalkan aldı, uyguladı, kullandı. Kaldırıp rafa koyduk. Yani gavur öyleyse ne diyor? Ne anlam yok. Onu izah edemiyorsun. İşte kuram orada başlayacak. Oradan buradan bu milletler arasında bu kelimeler aynı, bu sesler aynı. Ne? Ha siz Aryanlardan geliyor onların kardeş halkları vesaire istediğinizde iş değişiyor. Dolayısıyla Aryan teorisi yeryüzüne hakim olmak için, algıları yönetmek için gelmiş geçmiş icat edilmiş en önemli sözel kültürel araçtır, gereçtir. Çok büyük bir perdedir. Öyle bir perdedir ki istediğiniz milletleri tarihten çıkarırsınız, o perdenin arkasında saklarsınız, istediklerinizi ön plana çıkarırsınız. Üçkağıtçı, işportacı ları düşünün, ön tarafa elmaları satıp çürük elmaları satma operasyonu gibi bir operasyon. Dolayısıyla 200 yıldır tarihi bu şekilde şekillendiriyor Batı Avrupalılar dünyada ve buna göre bir tarih anlatıyorlar. Buna göre bir insanlık tarihi geçmişi anlatıyorlar ve ona göre dünyanın paylaşımı, bölüşümü bina oluyor. Ama kader ağlarını örmeye devam etti. Hindistan bağımsız olduktan sonra Hint milliyetçiliği, bu İngilizlerin sahip olduğu bütün Hindistan'ı ele geçirmek isteyen bir aptal Hint milliyetçi grup var, partiler var. Onlar müthiş mutluydular ön başlarda. Bir anda o zeytunu renkli insanlar İngilizlerle eş, değer, işte kardeş, amca çocuğu falan. Kötü Dravidyenlere karşı onları iten yapılar. Sanskritçe metinleri doğru düzgün okuyan Avrupalı çıkmadı. Sanskritçe metinleri bakın nasıl okuttular. Özkul Çobanoğlu, Hintli.
Yavrum sen bir yüksek lisans tezi yapmak ister misin İngiltere'de? Ya tamam gel işte falancanın asistanı ol ama şu Sanskritçe metinleri İngilizce'ye tercüme edeceksin. Yasemin Tokmak işte sen doktoranı bitirdin. Gel kızım işte şunları çalış bir makaleni yayınlayalım burada. Sana şurada bir yer doşluk verelim. Bu ifadeler benim tahminim değil. Bu ifadeler genç bir indolog kuşağı var. İnternette bunların çok rahatlıkla bloglarını, sayfalarına girebilirsiniz, okuyabilirsiniz. Onlar dizlerini döve döve anlatıyorlar. Yani üç kuruşluk menfaatlerle, üç kuruşluk yemlemelerle bu verdiğim örnekler size biraz tanıdık gelmedi. Yani Türk Akademisi'ne biraz kulak verirseniz daha da tanıdık gelebilir size bunlar. Gelin size şöyle bir yüksek lisans yaptıralım, gelin size böyle bir burs verelim falan gibi. Bütün o Sanskritçe metinleri zavallı Hintlilere çevirttiler. İndologlar, genç indolog kuşak şimdi dünyanın değişik üniversitelerinde buna karşı baş kaldırıyor, tavır koyuyorlar. Çünkü Hint milliyetçiliği bağımsız Hindistan ortaya çıktığında arkeolojik kazılar yapmaya devam ettiler. Aryan teorisine göre Aryanlar Dravidyenlerle karışmadıkları için Dravidyen diller ve milletler daha geriydi. Oysa Hint-Avrupa dillerini konuşan Hintliler Aryanlarla karıştıkları için yüksektiler, kalkınmıştılar, gelişmiştiler, uygardılar. Dravidyenler geri kalmıştı. Hindistan bağımsız olduktan sonra Dravidyenlerin yaşadığı yerlerde yapılan arkeolojik kazılarda Harappa şehrinden binlerce yıl daha önce kurulmuş, daha eski, daha büyük, daha yüksek medeniyet çizgisine sahip şehirler çıktı. Dolayısıyla Hint Avrupa dil ailesini anlatan, izah etmeye çalışan Aryan teorisinin ilk argümanlarından hiçbirisi savunulacak, insan içinde tekrar edilecek hali kalmamıştı. Gün yüzüne çıkacak hali kalmamıştı. O hale ulaşınca Fransız Bilimsel Araştırmalar Merkezi işte gökten bilmem şu cisimlerle bu cisimlerle orayı araştırmışlar, etmişler, kılmışlar. Aslında Türkler masummuş. Türkler ve Moğollar masummuş. Türkler ve Moğollar Harappa'ya saldırmamışlar. 80 yıl sonra bir raporda kaldı bu. Bizim hayatımıza bunlar hiçbir şekilde gelmedi. Ne bizi bunda suçladıklarını biliyoruz Türkiye'de, ne de aklandığımızı biliyoruz. Bize adrese teslim bunları öğretmeleri gerekmiyordu ama Allah aşkına biz Türk milletinin çocukları, bilim adamları bunları takip etmemiz gerekmiyor mu? Bunlardan haberimizin olması gerekmiyor mu? Adresimize illa mektup yazmaları mı gerekiyor? Yok, İndus Nehri'nin kıyısındaymış Harappa. Büyük bir deprem olmuş da o zaman İndus Nehri'nin vadisi değişmiş. Onun için insanlar Harappa'yı terk edip dünyanın dört bir tarafına dağılmışlar. Hint-Avrupa dilleri böyle oluşmuş. Türkler ve Moğollar masummuşlar. 100 sene sonra söylüyorsunuz bunu. Yeni baştan kurulduğunda bu defa Karadeniz'in kuzeyinde büyük Aryan ırkını yerleştiriyorlar. Karadeniz'in kuzeyi Deşti Kıpçak. Deşt çöl anlamına gelir ama çöl kelimesi Kıpçak Türkçelerinde bozkır anlamındadır. Çok verimli ovalara yani Allah aşkına Ukrayna'nın ovalarından, toprağından daha verimli toprak dünyanın neresinde var? En verimli topraklar, evet güzel çayırlar bizim ana vatanımızın bir parçası. Ama Deşti Kıpçak demişiz biz bunu, öyle kalmış. Kıpçak Türkçesinde çöl, kum çölü anlamında değil. Bütün söylemek istediğim o. Bugün sadece Ukraynalılar, geçen gün gene girdim sayfalarına baktım. Birkaç tane Ukraynalı müthiş bir biçimde bir 40 sene önce, 50 sene önce Maria Canbulat adlı bir hanımın kurgan teorisi diye, yani bu Hint merkezli Aryan teorisi çökünce kurgan teorisi merkezli bir teori geliştirdiler. Ya da Aryan teorisini kurganlarla birleştirerek anlatmaya çalıştılar. Kurganlar ister kafatasçı olsun, ister dil bilimci olsun,
Aryan teorisinin peşinde olan insanların hazmedemediği olgulardır. Yani Kırım'dan Kıpçak, Deşti Kıpçak'tan başlayarak Altaylar ötesine kadar giden kurganlardan çıkan altın eserler, eski Yunan Akdeniz uygarlıkları içerisinde en üst seviyeye konulan Miken uygarlığından bile, Girit Miken uygarlığından bile daha üst düzeyde, daha nitelikli altın eserler ortaya koyuyorlar. Ve üstelik bunlar hepsi bir usluba sahip, hayvan usluba dediğimiz usluba sahip. Dolayısıyla Orta Deniz etrafındaki medeniyet sahiplerinin irtibatını kurarak onlara mal edebilme imkan ve ihtimali yok. Allah kahretsin diyorlardır mutlaka. Dolayısıyla bu hayvan uslubuyla çıkan bu uslup sıkıntılı. Ama bunu bizden almak için bu hamleyi yaptılar. Yani Herodot'tan beri biliyoruz ki Herodot ne diyor? İşte bunları yapanlar hayvancılık yapıyorlar. En güzel şeyi şu, at sütünden kumuz dedikleri bir içki yaparlar ve içerler diyor İskitler için Herodot. Daha ne desin? Yani Kıpçak Türkçesinin gramatik özelliklerine mi geçseydi şey Herodot? Bunları mı verseydi? Kumuz hangi Hint Avrupa dilinde at sütünden yapılan içeceğe kımız deniliyor Allah aşkına? Yani bizim şahitliğimizi kabul etmesinler. Ama kendi ata babalarının şahitliklerine de kulak versinler. Kurgan teorisini Maria Cumbulat 25 sene yazdı ve yüzlerce, binlerce takipçisi çıktı. Tabii Türkiye'ye hiç bulaşmadı bunlar. Biz bunlarla hiç haberdar bile olmadık. Pek farkında bile değiliz. Birkaç tane yarım yamalak tercüme var Türkçe'ye, o kadar. Akademilerimizde böyle bir ensi yok. Bu ülkenin yarısı Atatürkçü olduğunu iddia eder. İslamcılara, şunculara, bunculara sözüm yok. Atatürkçüler bile Atatürk'ün kültür politikalarını, dil politikalarını, mitoloji politikalarını, tarih politikalarını bilmemekte ısrar ediyorlar. Nasıl Atatürkçülüktür bu? En büyük kimin rozeti varsa o daha iyi Atatürkçü. Rozet Atatürkçülüğü mü yapacağız? Atilla İlhan Vari gibi söyleyelim. Hangi Atatürkçülük? Olup biteni gene rahmetli Atilla İlhan yazdı. Ulusal kültür davamızda Atatürk'ün dil, kültür ve mitoloji politikalarından Atatürk'ün ölümüyle beraber 1. İnönü döneminde nasıl trenin hat değiştirdiği gibi, çark değiştirdiği gibi, hat değiştirip çark değiştirip Türk mitolojisinden Latin ve Yunan mitolojisine döndüğümüzü, kargadan başka kuş mitoloji deyince de Yunan ve Latin mitolojisinden başka mitoloji tanımaz tuhaf mankurtlara dönüştüğümüzü en güzel anlatır. Atilla İlhan anlatır. Ulusal kültür davamızda anlatır. Benim gibi milliyetçi olma iddiasında bulunan insanların iddialarına bazı insanlar, aa milliyetçi onlar, zaten faşist onlar, herkesi şöyle yaparlar, böyle yaparlar. Atilla İlhan'dan daha dürüst, demokrat, Atatürkçü kim var şu topraklarda? Gidin okuyun eserlerini, görün. O anlatıyor bunu. Dolayısıyla Atatürk'ün neden Sümerlere, neden Etilere sahip çıktığı, neden güneş dil teorisini ortaya koymaya gayret ettiği, yani bütün bu olup biten 15 yılda olup bitiyor. Bütün bu olup biten o imkansızlıklar içerisinde olup bitiyor. Bir buçuk üniversitenin olduğu zamanlarda olup bitiyor bunlar. 200 üniversite kurmakla övünen bizler, nerede 200 üniversite? Hangi 200 üniversite? Ya açık kaynaklar bunlar. Bunlar çok gizli kaynaklardan derleyip topladığım bilgiler değil benim. İnternetten bile çok rahatlıkla bütün PDF'lerini bulacağınız bilgiler bunlar. Ama bir ensümüz yok. Tarih kurumu kurulmuş, dil kurumu kurulmuş. Dil kurumu ayrı bir güdüklük içerisinde, tarih kurumu başka bir güdüklük içerisinde. Ama bu meselelere yönelik bir tane ensü bile yok. Ensü bile yok. Bırakın kendi paranızı. Atatürk'ün parasının bir kısmını buraya harcayın. Her 200 üniversiteye birer bölüm kurmayın. Türkiye'ye bir tane ensü kurun.
5 tane 10 tane iyi uzman yetişsin, orada olsun, dünyayı takip etsinler, görsünler, eser yazsınlar, makale yazsınlar, kitap yazsınlar, yazılanları takip etsinler, okusunlar, tenkit etsinler, tanıtsınlar. Nasıl bir cehalettir bu Allah'ım? Nasıl bir tıkızlıktır bu? Nasıl bir iş bilmezliktir bu? Konuşunca hiçbirisi meydanda, yani mangalda kül bırakmaz. Dev isimler. Her şeyi onlar yaptılar. Ama yok işte, yok. Maria Cimbulat'ın kurgan teorisi kastı kavurdu ortalığı. Kurgan teorisi demek doğrudan o coğrafyada bizim medeniyetimizin en temel unsurlarına bir saldırıdır. Bu yeni kültür telakkisi, yani insanın tabiata eklediği her şey kültüre dairdir, natüre eklenen her şey kültüre dairdir. Bu yeni bir telakkidir. Sosyal bilimlerle 19. yüzyılın ikinci yarısında çıktı ortaya. Eski kültür telakkisine göre, yani şuurlu inşa yolları, hukuk, tarih, ne bileyim işte o büyük tiyatrolar. Bunları ölçüt kabul ettiklerinde bizi kültür yaratamayan bir millet olarak düşünüyorlar. Kültürü ve uygarlığı sadece gerçek beyazlar, Aryanlar yaratır. İddianın arkası böyle geliyor. Lozan'daki anlaşmaya imza attığımız maddelerden bir tanesinin Türkler beyaz ırktandır maddesi olduğunu duydunuz mu daha önce? Yani bizi sarı ırktan, geri ırktan telakki ettikleri için Yüce Atatürk'ün oraya eklettirdiği bir maddedir bu. O zamanlar bunlar çok ciddi kabul gören dogmalar. Ama savaşı kazanmışız. Bu psikolojik savaş içinde bu madde de vardır. Beyaz ırktandır. Bakın bu ülkenin biz milliyetçileri de çok tuhafız. Grosset'in Bozkır İmparatorluğu diye bir kitabını aktarırız. Habire basar kaç baskı yaptı. En makul kefelelerden birinin kitabı. Ama eski telakki içerisinde olduğu için, yani zımnen bile uygarlığı ve kültürü sadece beyaz ırka atfeden bir anlayışladır. Çok yakinen bakmıyoruz. Satır aralarında ne söylediklerine bakmıyoruz. Üstün körü bakıyoruz. Kurganlar, birbirinden kıymetli eserler çıkıyor. Allah'tan az önce bahsettiğim Altayların geçit yerlerinden birisi olan Esik, Kazakistan'daki, orada altın elbiseli adam Türk çocukları tarafından bulundu. Eğer Ruslar ya da diğer Hint Avrupalılar tarafından bulunsaydı, biz hala bugün kurganlarda Türkçe yazılı eserlerin olabileceğini bile bilmeyecektik. O Esik kurganında bulunan altın elbiseli adamın, prensin, prensesin yanında bir de gümüş tas var. Aslında gümüş tas bence altın elbiseden çok daha önemli. Yani üzerinde size taş atana aş at gibi bir ibare olarak okunan Göktürk harfleriyle yazılmış bir metin var. Türkçenin yazılı tarihini 2400 yıl öncesine götüren bir buluntudur bu. Ama bunu doğru mu okuduk, eğri mi okuduk, o harfi şöyle de okusak, böyle de okusak kavgası içerisinde bizim dilcilerin, dilciler neyin ve kimin dilcisidir, ne yapıyorlar, hangi dil bilimcisidir ki kültür kavramından uzak dil bilimi çalışması mı yapılıyor? Tarihi karşılaştırmalı dil bilimini ne için icat ediyor Avrupalılar, Max Müller, Giller? Germanik atayı bulmak için. Bizimkinlerin de Türkik ataları yok sayabilmek için adeta uzaklaştırmaya yönelik olarak kullanıyoruz. Zihniyet farkına bakar mısınız? Dolayısıyla biz hala Türkçenin yazı dili oluşunu Esik kurganındaki gümüş tasla başlatmıyoruz da ondan neredeyse 1000 yıl sonrasından başlatıyoruz. 600'ler, yenise 700'ler, Orhun bilmem ne falan. Bu Türkolojiyi kim formüle ediyor?
bu Türkolojinin praksisi neyi nasıl yapacağını kim formüle ediyor, kim bize dikte ediyor? Germanistik kayıtsız ve şartsız Germenler tarafından formüle edilir praksisi, neyin nasıl olacağı araştırılacağı. Frankofoniye kesin kez Fransız araştırmacıları karar verir neyin nasıl eğleneceğini. Amerikan çalışmalarına da öyle, İngiliz çalışmalarına da öyle. Peki niye biz hala daha Türkolojide praksisi neyi nasıl eğleneceğimizi biz yapamıyoruz? 200 üniversitenize rağmen neyi yapamıyorsunuz? Yapamazsınız tabii. Dünyada ne olup bittiğini, neyin için icat edildiğini, hangi bilgiler hangi ihtiyaca yönelik olarak üretiliyor, nerede nasıl tüketiliyor, böyle bir derdiniz yok. Bir nesnellik duymuşsunuz. Nesnellik iyi güzel. Hatta eskiden ne derdik? Kameradan hareketle tarafsız olma anlamında. Dolayısıyla bunlarda çok ciddi eksiklerimiz var. Çok ciddi eksiklerimiz var. Yani neyi seçiyorsun, neyi ayrıştırıyorsun, neye yönelik olarak üretiyorsun bunu? Çok düşünülmüş, tartışılmış değil. Kurganlardan Türkçe metinler çıkar çıkmaz, Mario Can Bulat'ın kurgan teorisi de tarihin çok yöne intikal etti. Tekrar çöktü. Hint-Avrupa dil ailesini izah eden Aryan teorisi. Kafkaslar üzerinde durdular. Kafkasların arısı, derisi, önü, ardı vesaire. Şu sıralarda doğrudan doğruya Anadolu merkezli olarak yeniden kuruluyor. Hindistan'da sömürülecek bir şey kalmadı. Hindistan en büyük yardımcılarından birine dönüştü Hint-Avrupa'nın. Ana dili, temel dili İngilizce olan, iletişim dili vesaire falan falan falan. Geçtiğimiz günlerde kriket diye bir oyun var. Kriket değil mi? Kriket. Futbolu İngilizler bütün dünyaya tanıttı, öğretti. Futbol oynuyoruz. Kriketi öğretmediler ama. Kriketi sadece Commonwealth'a yani İngiliz Milletler Topluluğu'na öğrettiler. Dolayısıyla Commonwealth'ta İngiliz Milletler Topluluğu'nda olanlar oynuyor bunu. Malum Afganistan'da İngiliz Milletler Topluluğu içerisinde biliyor musunuz? Geçen gün Taliban geldi. Taliban'dan sonra Taliban'ın yurt dışına çıkan kriket takımı Avustralya'ya gidecek oldu. Avustralya bunu kabul etmedi. Sömürgecilik budur. Bağımsızlıklarını vererek bağımsız devlete dönüştürdüğünüz sömürgeleriniz bile İslam şeriatına dayalı bir devlet kurduklarını iddia ediyorlar. Ama kriket takımına takım gönderiyorlar. Avusturya'ya, Avustralya'ya vesaireye falan. Bu bizim ufkumuzda yok böyle bir şey. Ana vatan, sömürgeler ayrımını hiç yapmamışız ki. Hiçbir devletimizde yapmamışız. Çünkü biz hayvancıyız. Biz toplayan bir topluluğuz. Ve insani olmak bakımından bizim uygarlığımız daha insanidir, daha insancıldır. Bu pandemi sonrası dünya yeniden oluşur, şekillenirken karşımızda duran pek çok sıkıntıya çözümü tarımcı, Hint-Avrupalılar, Batılılar değil, hayvancı, biz Turanlılar, biz Türk dünyasının çocukları bulabiliriz. Bu şekilde bakmalı, bu şekilde düşünmeliyiz, bunları tartışmalıyız. Zaman hızlıca geçti, zaman neredeyse 1,5 saate yaklaştı. Ben 20 dakika fazla konuşmuşum. Burada bir nokta koyayım, sizden sorular gelsin. Onlara sorularla, cevaplarla devam edebiliriz. 1,5 saat daha konuşuruz. Buyurun. Hocam teşekkür ederim. Güzel bir konuşmaydı. Ağzınıza sağlık. Ara istiyor musunuz? Ara istemiyorum. Şu anda ben tam istim üzerindeyim. Tam bütün tamam, hücrelerim harekete tamam. Geçmiş durumda. Tamam hocam. Öncelikle teşekkür ederim. Başlangıçtaki hatırlatmanızdan bu İskender'in tek yenilgisi ya da en büyük yenilgisi Özbekistan'daydı. Bunu bizim tarihçilerimize atlıyorlar. Orada 120 bin savaşçı, Türk yakın dövüş savaşçısının İskender'i
alt etmişlerdir. Ve ondan sonra da Roxana denilen bir evlilik yapılmıştır. Bu böyle geçiştirilir. Ama daha sonra Hindistan'a inmesinin sebebi de, aşağılara inmesinin sebebi de oradaki aldığı yenilgidir. Onu hatırlattığınız için çok teşekkür ederim. Diğer ama bir... arada kaybettiğimiz toprakları hatırlamıyoruz. Yani evet. İskender ve ordusu geldiğinde biz bugünkü Meşhed falan filan ondan çok aşağıda. Oraları evet. Hep İranlıların bizden sonradan çaldıkları şehirlerdir. Bizim büyük bir kısmını da Selçuklu zamanındaki saldıkları şehirlerdir. Oralara Fars nüfusu çektiler falan. Dolayısıyla biz Fars eyaletinin kıyısından ya da Halaç bölgesinden itibaren geri çekilmeye başlıyoruz. Bütün Türkmen Sahra'yı, Horasan'ı, Türkmenistan'ı, hatta Batı Türkistan'ın nehirler arasını, yani iki nehir arasını terk ediyoruz. Bakın şimdi oryantalizmin bize aktardıkları dogmalar doğrultusunda biz şöyle bakıyoruz. Buraları hep Hint Avrupalıların yerleri. Biz Dört Nala gelirken Uzak Asya'dan, Moğolistan'dan çıkıp sadece doğrudan buraya nokta atışı yapıyoruz. Evet. Oralarla hiçbir işimiz gücümüz yok gibi yaklaşıyoruz. Ve tarihçilerimiz birer papağan olarak Batı'dan öğrendikleri, Batılıların bu Aryan teorisi doğrultusunda yazdıkları tezleri doğrudan bize aktarmayı büyük tarihçilik raconu olarak öğretiyorlar. Yani biz ticaret bilmiyoruz. Biz ticareti Soğutlardan öğrenmek zorundayız. Soğutlar bizim elimiz, ayağımız vesaire. Onlar olmasa olmazdı. Sartlar bütün o halklardır. İşte biz bilmiyoruz. Yani Bilge Kağan'ı doğru okumuyorlar ki. Bilge Kağan İlde bunk yok diyor. İlde bunk yok. Nasıl yok? Nasıl olmaz? Eğer Ötüken'de oturursan devlet kuracak. Ötüken yaşamış. Ötüken'de oturursan Çinli'nin yakınına gitmezsen, Çinli seni böyle der, işte tatlı dille kandırır. Kumaşın iyisini vereyim, ipeğin iyisini vereyim. Çeker, orada seni öldürür. Nasıl öldürür? Çinlileştirir. Ama Ötüken'de oturursan, oralara kervanlar gönderirsen, ticaret yaparsan, Göktürk Devleti'nin en üst düzeyden temel felsefesinin, yani uluslararası ilişkileri ekonomiye oturtan bir yapı olduğunu görmüyoruz. Okuyan dilcilerimiz kültürden bir haber, okuyan tarihçilerimiz gerçek anlamda kültürden bir haber. Bir kültür bütünlüğü içerisinde nasıl bir Türk dünya görüşü içerisinde yaşadığımızı zihinlerinde yeniden kuramıyorlar. Bir Türk uygarlığı simülasyonu yapamıyorlar, onun üzerinde düşünemiyorlar. Bu kıtlıkla da ortaya hiç alakasız kel alaka tipler çıkıyor bu defa. Yani Türkoloji nere düşer usta, bu adamlar nere düşer usta diyeceğimiz adamlar kafalarına göre garip bir Türkoloji yapıyorlar. Uydurup kaydırıp laflar ediyorlar. Bir takım psikologlarla işi olan insanlar Türkçülük iddiasında bulunuyor. Yani psikologlarla ciddi psikolojik tedavi görmesi gereken adamlar Türkçü, bilim insanı vesaire tavrı içinde ortaya çıkıyorlar. Çin'de beyaz piramit dediler. Beyaz piramit. Bizim bu hastalıklı Türkçüler, o piramide girdiğini söyleyen, Oğuz Kağan'ın mumyasını gördüğünü söyleyen yazılar yazdılar. İnternete girerseniz hala bu safsataların birçoğunu görebilirsiniz. Ve bu nedenle ben beyaz piramitle olan ilgimi kestim. Dedim bu Allah kahretsin. Birilerinin uyduralezine, velvezine lafları bunlar. Aranızda bazı arkadaşlar bilirler bizim Hacettepe'deki yapıyı. Benim Koreli bir öğrencim var. Eski Türk ve Kore geleneklerini, ölü gömme geleneklerini çalıştırdım. O kadıncağız günün birinde bana ürkek dedi ki, ya hocam Çin'de bir beyaz piramit var biliyor musunuz? Yani patlama noktasına geldim. Dedim, eyvah bu çocuğu da zehirlediler. Şimdi gene Oğuz Kağan'ın mumyasından girecekler falan. Evet dedim. Ya bizim Koreli akademisyenler bunun Türklere ait olduğunu düşünüyor ve biraz kıskançlar dedi. Kore Akademisi'nde en önemli konulardan birisi beyaz piramitler. Allah aşkına bu hastalıklı Türkçülere ben bu söylediğim sözlerde çok mu ileriye gidiyorum? Az bile söylüyorum, az. Böyle resmi bir toplantıda olduğumuz için bu şekilde söylüyorum. Yoksa baş başa olsak
Türkçenin çok daha güzel, dehşetengiz ifadeleri var. Onları kullanırdım. Türkoloji amatörlerin yapabileceği bir iş değildir arkadaşlar. Çok profesyonelce bir iştir. Çok şairane hisleriniz olabilir. Çok güzel duygularınız olabilir. Çok heyecanlandıran fikirler duyabilirsiniz. Ama bunları ustaca, en azından gavurların verdiği emek kadar emek vermeksizin, pişirmeksizin pata 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 söylerseniz hiç kimse size inanmaz. İnanılacak gerçekler, hakikatler bile gizlenir. Fars bölgesinin yanındaki Türk Seddi denilen setleri Türkiye Türkolojisi nasıl bilemez? Ben nasıl bunu bir öğrencimden öğrenebilirim? Bu bir ayıp değil mi? Bu bir utanç değil mi? Yani yeri geldi mi kötü müteahhitleri sıralıyoruz. Tamam, kötü müteahhitlerin ne yaptığını biliyoruz ortada. Kötü işportacıların ne yaptığını biliyoruz. Biz Türk üniversitelerinin hocaları, biz Türkologlar, biz onlardan çok mu farklıyız? Öz eleştirimizi yapmayacak mıyız? Söylemeyecek miyiz? Ve bu tür bir Türkoloji bizi nereye götürür? Türkoloji dışındaki bütün ilimler bizim için farklı bir noktadadır. Türkoloji, Türklük bilgisi bizim kimlik bilgimizdir, varoluş bilgimizdir. Profesyonelce para kazandığımız mesleğimiz değildir sadece. Dünya görüşümüzdür. Bu fukara milletin bizi yetiştirme nedenidir. Tarih karşımıza 500 yılda bir çıkan yeniden bir Türk birliğini tesis etme imkanı verdi. Bunda en önemli katalizör unsur Türkoloji olması gerekir. Bu Türkoloji bizi nereye götürür? Ne yapar? Elin oğlu, bakın Çankırılıların çok güzel bir sözü var. Çankırı'da duyduğum için hep onlara man ederek söylerim. Çankırılıların sözüyle elin oğlu, bakın yoğurdu nasıl yiyor? Elin oğlu yoğurdu yumruğuyla yiyor. Nasıl yiyor? Biz nasıl yiyoruz? O bir Aryan teorisi, çok işlevsel olduğu için yalan yalan üzerine bittikçe, hani eskiden ayakkabılarımızı tamire götürürdük ya, 5 tane 4 tane pençe vururlardı altına. Yani Aryan teorisinin pençe vurulacak hali kalmadı, hala pençe vuruyor. Hititlere bağlıyor, Anadolu'ya bağlıyor falan falan falan. Yani gösteri devam etmeli var ya, show must go on tavrı içerisinde bu devam etmeli, inadı içerisinde bunu götürüyor. Biz Türkolojiyi böyle yapmıyoruz, böyle düşünmüyoruz, böyle bakmıyoruz. Böyle bakmadığımız zaman sosyal ve beşeri bilimlerin bize faydası nerede? Bunlardan beslenemiyoruz. Vitaminsizliğimiz had safhada. Böyle de söylenebilir. Ama Türkoloji en kısa zamanda bir araya gelip bunları tartışmalıdır. Felsefeden, teoriden uzak bilim olur mu? Olursa ne kadar olur? Türkolojinin praksisini ayarlarken nelere dikkat etmeliyiz? Bunlar er ya da geç tartışılmalıdır. Ortaya çıkmalıdır, konuşulmalıdır. Söylenilmelidir. Buna yönelik bu çuvalı delecek mızrak gibi tezler gelmelidir. Çalışmalar gelmelidir. Tezlerin çoğunun tezliği sadece adında kaldı. Yeni bir iddia ya da mevcut iddiayı ortadan kaldıran bir karşı tez vesaire konumunu kaybettiler. Yani gayet kolay. Hiç kimse de kavga etmeyen, sürtüşmeyen, derleme toplama, ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber gidiyoruz böyle. Bu çok ciddi bir sıkıntıdır. Türkolojinin en hastalıklı tarafı zihniyettir, zihniyet. Profesör doktor unvanları birçoğunun bilim adamı olduğuna kefil olmaz. O unvanlar artık o zihniyeti yansıtmıyor. Buna karşı bir teori noktasında
şeyi beğenmiyoruz. Yani metinlerini okumadan güneş dil teorisine herkes düşman. Ama başka alternatif bir teori söyleyen yok. O teorinin ortaya çıktığı dönem dünyadaki geçerli anlayışlar, yani halk bilimi cephesiyle söyleyeyim, indolojistlerin ve mısırolojistlerin en üst düzeyde olduğu bir dönemdir. Güneş dil teorisinin ortaya konulduğu dönem. İndolojistler bütün Avrupa masallarının anlatmalarının kaynağını Hindistan'da, yani Aryan teorisine paralel olarak izah etmeye, anlatmaya çalışan teoriler, tezler, metotlar. Mısırolojistler daha yukarıya çıkıyor. Yeryüzündeki medeniyete dair, kültüre dair her şey Mısır'dan çıktı, yayıldı iddiası. Çok üst düzeyde. Yani Atatürk'ün güneş dil teorisinin ortaya atıldığı dönemde yeryüzü bunlarla çalkalanıyor. Aryan teorisini ileriye süren Max Müller daha sonra İngiltere'ye geçecek. İngiltere'de pek makbul bir ilim adamı olacak. Hiç tesadüf değil, Alman. Ve öldüğünde kraliçe 1900 yılında onun cenaze törenine katılıyor. Yani hangi seviyede, nereden, ne kadar ilgi gördüklerini, nasıl bir ilgi gördüklerini, nasıl desteklendiklerini göstermek için bir ölçüt olarak kabul edebilirsiniz. Atatürk'ten sonra Türkolojiye yakından bakan, kulak kabartan kaç tane liderimiz oldu? Yani müthiş. Müthiş. Başka soru var mı? Geçebiliriz. Evet. Başka sorulara geçebiliriz. Evet. Hocam sorulara bakarken şunu da söyleyeyim. Bu bir teori var. Yabancıdan tabii, bizden teori pek çıkmıyor. Bir teze göre İskender'in Özbekistan'a gitmesinin ana sebebi, yani İskender'in hedefi bu Yason'un Argonotlar, yani Altın Post hikayesini, efsanesini takip ediyor. Aslında teoriye göre diyorlar ki bu Aral ve Azar Denizi Karadeniz'e bağlıydı eski o zamanlarda. Ve buradan sular yükseldiği için, yani o belgeselde ben seyrettim de bunu, o kaynakları da gösterdiler. Ve şunu diyorlar, o Argonot dedikleri aslında bizim İskitler. İskitlerin hani altının bol, altının çok olduğu bir yer. Bunu da şeye bağlıyorlar. Hala Ceyhun Nehri'nde bugün Afganistan'da şey çıkarıyorlar. Altın çıkarıyorlar. Yani klasik yöntemle, eleme yöntemiyle altın çıkarıyorlar. Ve iddia şuydu. İskender'in asıl hedefi, yani İskitlerin ülkesini ele geçirip, yani Özbekistan'ı ve diğer yerleri ele geçirip bu altınlara zenginliğe, daha doğrusu yani sizin de başladığını söylediğiniz gibi o İpek yolu ticaretini ele geçirmek. Çünkü bizimkilerin, tarihçilerin genelde dikkatini sizin söylediğiniz kaçan bir şey var. Bizim kurduğumuz devletler, Göktürk olsun, İskitler olsun, hep Çin'den başlayıp Kafkaslara kadar böyle şeyi, ana hatları kontrol eden bütün savaşlar da buradan çıkıyor zaten. Yani güçlü oldukları zaman hepsini, tamamını kontrol ediyorlar. Zayıfladıkları zaman bir kısmını kontrol ediyorlar. Bu da tabii ayrıca şey, bir de İran, sözünüz için çok teşekkür ediyorum. Bizim hala tarihçilerimiz, basınımız maalesef Osmanlı-İran savaşı diye yazıyorlar. Yani gerçekten utanç verici bir şey. Çünkü Osmanlı döneminde İran diye bir devlet yoktu. 1925 yılına kadar Türk hanedanlar tarafından idare edilen, sadece bugünkü İran değil, Afganistan, Hindistan'ın bir kısmı, Pakistan'ın bir kısmı, Kafkaslar, yani bugünkü Azerbaycan olan büyük bir devlet vardı. O İran'ın adında, bu ülkenin adı da İran değildi. İran adı 1935'te bu ülke, bugünkü ülkeye verildi. Bu da utanç vericidir. Buradan tekrar hatırlatıyorum bizim tarihçilerimize, lütfen kullanmayın. Osmanlı-Safavi savaşı vardır. Ama Osmanlı-İran savaşı yoktur arkadaşlar.
Yani İran bilinçli bir tercihtir o. İran, Turan, Şehname eski onlara yönelik Aryan teorisine Aryanlı, yönelik evet. bir yuvalanıştır yani. O doğrudan ona göndermeler var. Bugün Anadolu merkezli olarak Aryan teorisini kurarken bile dikkat edin Yunanlılar Urmiye Gölü'nün kıyısına yerleşiyor. Yani Urmiye nereye düşer? Yunanlılar nereye düşer? At kim? Yunanlılar kim? Yani etekli bir millet ata binemez ki. Zaten uzun müddet ata binemediler. At arabalarıyla savaşmaya kalkıştılar. Rezil rüsva oldular. Birkaç bin yıldır rezil oldukları yetmiyor. Hala bu iddiaları sürdürebiliyorlar. Dolayısıyla bunlara biliyoruz ama bunu delilleriyle, bilgileriyle, belgeleriyle ortaya koymak, yorumlamak zorundayız. Yani eğer bir oyun oynanıyorsa, eğer bir çalışma yapılıyorsa, eğer hakikat nihan kalmasın, hakikat ortaya çıksın derdindeysek, biz de hakikatimizi ortaya koyarken ölçülü, ölçümlü yollarla, metotlarla bunu koymaya gayret etmeliyiz. Bu bir mecburiyete dönüştü çünkü önümüzdeki dönem bu pandemi sonrası dünyayı çok daha kötü zamanlar bekliyor. Yani komple teorilerini tamam komple teorileri diyelim ama insanlık yepyeni şekillenmelere gidiyor. Bu akıllı aletler meselesi, robotlar meselesi çok ciddi bir mesafe almaya başladı. Yani nesnelerin interneti diye tezi düşünün. Her türlü nesneyi konuşturabilme, anlattırabilme vesaire. Burada gavurlarla eş zamanlı olarak girebilmeliyiz bunların bilgisine erişmeye. Çok ciddi stratejik bilgiler bunlar. Dolayısıyla orada yeni oryantalizmler meydana getirmeden o bilgilerin üretimi sürecinde olabilmeliyiz. Türk dünyası, işte Türk akademisinin içinde bir kol buna yönelmeli. Konvansiyonel, çok bildik şeyler üzerinde tekrarlana gelen lafları üretecekse Türk akademisi, aleyküm laf, yani çok da yeni bir şey yapmıyor. Türk akademisinin hiç olmazsa bir kısmı, bir enstitüsü dünyanın A takımında olmalı. A, B değil, A takımında olmalı. O beyinlerle karşı karşıya olmalıyız. O beyinlerle bizim teorimizi üretmeliyiz. Pençe peç bunun kavgasını vermeliyiz. Bu bir var olma, yok olma kavgası aslında. Türk olarak, Türk kalarak yarınlarda var olmamızı isteyen Atatürk, insanlık ufkunda bir güneş gibi doğmamızı isteyen Atatürk, bunları istiyor bizden. Buna yönelmemiz gerekiyor. Şimdi Türkiye Türkolojisi diyorsunuz, en yakın o büyük muhteşem metin deposu Sanskritçe, Sanskritçe bilen bir Türkoloğunuz olmamış bugüne kadar. Bu nasıl bir ayıp ya? Konuşunca mangalda kül bırakmayan dil bilimciler, acaba bu Dravidyen dillerle Türkçe arasındaki ilişkiyi incelemek üzere bir çocuk bulup yetiştiremedik mi? Asistan alamadık mı? Veremedik mi? Hocam bir soru var Yılmaz Karahan'dan. Orhun abidelerinde geçen Demir Kapı, Türkistan'ın güneydoğu sınırında yer alan Baysun Dağı silsilesindeki geçitte olup burası Ber, Semerkant, Buhara yolu üzerinde bulunuyor olarak biliyorduk. Ancak siz Kafkasya'da bir kapı olarak belirttiniz, saygılar demiş. Yani yer adları çok benzeşir ama Demir Kapı Derbent dediğimiz yerdedir. Kafkaslar oraya çok dikiniyor. Onun ötesinde ta yukarı çıkacaksınız. Kuba'nın diğer tarafından, Afasya'nın üzerinden deniz kıyısına ineceksiniz. Soçi kıyısını takip ederek Karadeniz'in kıyısını Gürcistan'a çıkasınız. Yoksa o koca Kafkas Dağı'nı aşabilmek başlı başına bir dert. Ama Dağıstan kıyısından gelirseniz Mahaçkale'nin altından Hazar'ın kıyısından geçiyorsunuz. Müsait bir geçit var. Geçmesinler diye orayı demir bir kapıyla kapatmışlar. Demir kapı o. Yani çok net bir biçimde ortada. Demir kapının yanı başında bizim Evliya Çelebi'miz Dede Korkut'un mezarını gördüğünü anlatıyor. Yani sabah erken kalktık mı Dede Korkut bizim canımız feda olsun kanımız sloganlarıyla kalkıyoruz. Ama bunun peşine düşen, araştıran, eden kılan yok. Tarihi zamanlarda kaç tane Rus'un kaydında var?
Orada o demir şeyi Dede Korkut Türbesi vesairesi falan falan. Bu bile yok ortada. Bunun bile peşinde değiliz. Dolayısıyla birinin Türkolojiye biraz ey Türkologlar kendinize gelin biraz Türkolog olun demesi lazım. Hocam bir soru var. Bu girdiği telefonun şeyi yazdığı için biraz onu okumayacağım. Bir katılımcımız. Herodot'un kımız ile ilgili sözlerini nereden okuyabiliriz diyor. Herodot'un kitabından. Evet. Herodot'un tarih kitabından. Yani okuduğum baskıyı, nerenin baskısı olduğunu vesairesini hatırlamıyorum. İnternette var hocam bu. Bulunur yani. Şeylerin, evet. İskitlerin işte kımız içtiklerini, diğer birçok işte birçok şey internette var. Hayır, ayrıca bir de onu yani böyle italikle verdiklerini hatırlıyorum. Orada kumuz şeklinde yazmışlar. Evet, yani kumuzun evet. O yazılışını. Birçok yerde var. Evet. Şimdi şeyi Umut Başar soruyor. Hocam öncelikle naçizane çok teşekkür ederim. Sorum şudur. Malumunuz Türkoloji ile İranoloji arasında çalışma alanı açısından geniş bir kesişim kümesi bulunuyor. Aryan teorisinin Batılılar tarafından inşası ve buna Batı Akademisi'nin katkısında katkısı beraberinde esasen Türkolojiye ait pek çok tarihi ve kültürel unsurun toplandığı bir şekilde Aryanlara başka bir deyişle İran'ın hanesine yazılmasını getiriyor. İşaret ettiğiniz İskitleri Batılılar hala İran'ı sayıyor. Ben burada İskitleri değil, Sarmatları, Nasigetleri, birçok halkı da hepsi İran'ı sayıyor. Ve hatta İran İslam Ansiklopedisi Uygur maddesinde onlara köken olarak Sogd bakiyesi olarak tanımlıyor. Bu Soglar da ayrı bir konu gerçi. Türkiye'de akademi ise bu meselelerin çok gerisinde kaldı. Siz başta Amerika olmak üzere Batı Akademisi'nden biri olarak Avrasya'daki kültürel birikime sahip çıkabilmek adına ne tür bir politika ya da yol haritası önerirsiniz diyoruz. Siz zaten söylüyorsunuz. İşte birçok şeyi söylediniz bu konuda. Sahip çıkmalıyız diye. Umut Hoca'ya çok teşekkür ediyorum. Şu anda Türkiye'de İran'ı en iyi bilen Türkologlarımızdan birisi, belki de birincisidir. Kendisine çok teşekkür ederim. İran mezunu o, benden iyi bilir. Ama ben şeyi hatırlatayım burada, onunla beraber çok konuştuk, burada adlandırayım. Mesela Gülistan Sarayı, beni Gülistan Sarayı'na yani Şah'ın Sarayı, orayı gidip gördük. Gülistan Sarayı'nın avlusunda İran'ın dört bir tarafından toplanmış taşlar var. Ve bu taşlar İran'ın o dört bir tarafında yer alan eski Türklüğün bakiyeleri olan taşlardır. Yazılarından, resimlerinden, çizilerinden rahmetli bizim Altaylara giden, oralarda fotoğraf çekip gelen, güzel kitaplar yayınlayan arkadaşımız, adını unuttum şu anda, vefat ettim. Servet Somuncuoğlu, Allah razı olsun. Servet Somuncuoğlu da bahsettim ama vakit bulup gidemedi. Ben onların gerçi beraber Umut Hoca ile daha başka arkadaşlarla iptidai şekillerini çektik bizim telefonlarla falan. Ama bunların hepsinin derlenip toplanıp getirilip eski Şah'ın sarayının bahçesinde duvarlar arkasında toplanılması çok dikkat çekici. Sahip çıkamayacağını da gözlerden ırak tutuyor, garip yerlere koyuyor. Yani İranlılar ya da Farslar, daha güzel ifadesi olur. Fars olmayan İranlılar da çok. Farslar benim yeryüzünde rast geldiğim en milliyetçi, hatta yaşayan tek ırkçı topluluktur. Adlarının İslam devleti falan olduğuna bakmayın. Yani Safaviler o çizgide Türk devletleri açısından bakarsanız Pehlevi Hanedanı gelmezden önce İran'daki son hanedan Kaçarlar Hanedanı'dır. Ve onların son şahı Ahmet Şah genç yaşlarda
başa geçmiş ama en az Atatürk kadar iyi bir Türk milliyetçisiydi. Şimdi büyük tabloya baktığında İngiliz, yani İnönü Savaşı olmuş ve Türk milliyetçilerinin kalemi kırılamamış, Mustafa Kemal'in kalemi kırılamamış Anadolu'da. Yarın Mustafa Kemal ve Kaçar Hanedanı'nın devletleri ne yaparı hesaplıyor. Mustafa Kemal Paşa'nın kalemini kıramayanlar Kaçar Şahı Ahmet Şah'ın kalemini kıracaklar ve orada bir muhtemel değişime yönelik olarak Pehlevi Hanedanı'nı başa getirecekler. En az birbirine denk iki Türk milliyetçisi hükümdarın olduğu bir Türkiye ve İran coğrafyası tarihi farklı yazabilirdi. Ama ben Ahmet Şah'ı itiraf edeyim, İran'a gittiğimde İran'da tesadüfen öğrendim. Türkiye'de öğretmiyoruz biz bunları. Yani ciddi anlamıyla ne Büyük Cihangir Afşari'yi biliyoruz. Türklüğün son büyük cihangirini, Nadir Şah'ı Türkiye'de aktarmıyoruz, tesadüfen öğreniyoruz. Yani Nadir Şah, Türklüğün son cihangiri, bilmiyoruz. İşte Hindistan'ın nasıl İngilizler eliyle Kırım Savaşı sonrası hiç edildiğini, İngiliz kolonisi edildiğini dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Ama ben bunları tesadüf başka okumalar içerisinde öğrendiğim şeyler. Niye bunları bizim milli eğitim sistemimiz bize anlatmaz? Bize bunları anlatmayan milli eğitim sistemi ne kadar millidir? Yani Mısır Türklüğünü ne kadar biliyoruz? Hindistan Türklüğünü ne kadar biliyoruz? Beşli Kıpçak Türklüğünü ne kadar biliyoruz? Bunlar çok büyük şeyler değil. Neden bilmiyoruz? Dil, edebiyat eğitimimizde neden yok? Bırakın Türkoloji bölümlerinde yok. O zaman ciddi ciddi oturup bir öz eleştiri yapmalıyız. Yani ben yeryüzünde demirin işlendiği ilk üç merkezden birisinin Altaylar olduğunu 45 yaşından sonra öğrendim. Bu ayıp yetmez mi? Ama bu ayıp sadece benim ayıbım değil. Bu ayıp Türk Milli Eğitim Sistemi'nin de ayıbı. Demirin işlenmesi ne kadar önemlidir uygarlık bakımından? Demire bağlı olarak biz Türkler bir demir küreselleşmesi yaşadık. Biz tarih sahnesine Altay Dağları'nın demircileri olarak çıkıyoruz. Siz demirden balta yapmışsınız, tunçtan balta yapmışsınız. Komşunuz karşınıza hala taş baltalarla çıkıyorsa şansı yok. Füzeye karşı tek kırma av tüfekleri gibi bir şey bu. Dolayısıyla ana dili Türkçe olmayan, Türk soylu olmayan pek çok etniste, pek çok millet ta o zamandan Türkleşti. Yani Çinliler mavi gözlü sarışın uzun boyluya da Türk diyor. Küçük, orta boylu, orak bacaklı, çekik gözlüye de Türk diyor. Hangisi asıldır hiç kimse bilmiyor. Gen havuzu bu kadar zenginleşiyor ama öte yandan bu bilgiler bize aktarılmıyor. Ben şimdi hafızam zayıfladı, artık hatırlamıyorum. Fakat Mississippi'nin uzunluğunu biliyordum. Amazon'un saniyedeki debisini biliyordum falan falan. Yani bu bilgileri bana öğreten milli eğitim niye Altayların demirin işlendiği ilk üç merkezden biri olduğunu dünyada öğretmez? Ve bunu işleyenlerin benim atalarım, ecdadım olduğunu niye öğretmez? Bunun bir sorumlusu olması gerekmiyor mu? Bu sorumsuzluk nasıl bir sorumsuzluktur? Bunlar yaman sorular. Yani herhangi bir siyasi parti anlamında söylemiyorum bunları. Ama Atatürk'ten bu yana hayatımızdaki keşmekeşi, partiler üstü keşmekeşi anlatan bir işler acısı haldir bu. Bunun için Türk çocukları olarak ayağa kalkmalıyız. İsyan etmeliyiz buna, direnmeliyiz. Hocam buradan, pardon, İhsan'da Onur Binici'den geliyor. O da TDE öğrencisi olarak. Ben üniversitede Türk dilini, yazılı kaynakları ve Türk kültürü dersini almıştım. Beklentim maddi kültürün katmanlarından Avanesyova, Karasu vesaire gibi kurganlardan bahsedilmesiydi. Ama ek kök çözümlemekten ona sıra gelmedi sanırım. Bu eğitimde büyük bir sorun, gerçekten herkesin sorunu. Bir de sizin söylediğiniz hocam, ben
Aslında benim şu andaki mesleğim yaptığım, öncekilerde de eğitimciydim ama şimdiki turist rehberiyim ben. Şunu söylemek istiyorum. Ben her zaman söylerim yani Türk tarihini öğrenirseniz diğer milletlerle yakınlığınızı bulursunuz. Maalesef bizim İlber Ortaylı'nın güzel bir sözü vardı seyahatle ilgili. Bizim ülkemiz insana derdi demişti. En yakın birinci olarak gitmesi gereken yer İran. Daha sonra Suriye. O tür ülkelerde de gerçekten İran bizim Türk tarihi açısından görülmesi gereken bir yer. Lütfen gitsinler. Öncelikle Tebriz'den başlasınlar. Ben tavsiye ediyorum. Tebriz'i görsünler. Oradaki Tebriz Müzesi'ni görsünler. Tebriz halkıyla tanışsınlar. Yani Türkçe konuşsunlar. Üstüne başka dilde konuşmasınlar. İran'a yani İngilizce bilmelerine falan da gerek yok. İran'ı Türkçe bilerek, konuşarak gezebilirler. Orada şunu söyleyeyim. Ben Tahran'da bir iskelet görmüştüm. Yani mumya daha doğrusu. Baktım, Kulak'ta küpeleri var. Uzun saçlı, çizmelerine baktım, dövmelerine baktım. Dedim ki bu Türk'tür. Orada yazmıyor Türk diye çünkü. 2000 yıl yani sıfır, birinci yüzyılda bulunmuş bir tuz madeninde bulunmuş bir mumya. Bozulmamış. Ve sarışın, hafif sarışın da bittim. Ben bunun resimlerini çektim. Orada tabii hiçbir şey yazmıyor. Sadece mumya olduğu, bulunduğu yer yazıyor. Etnik köken hakkında bir bilgi yok. Ve bunu geldiğimde Facebook'ta paylaştım. Sadece bizim Azerbaycanlı bilim adamlarından bana cevap geldi. Bununla ilgili makaleler yazmışlar. Yani maalesef oradaki tarihe sadece bizim Azerbaycanlı tarihçilerimiz, bilim adamlarımız ilgi gösteriyor. Türkiye'den sanki orası başka bir ülke, orada Türkler yokmuş gibi bir davranış içine girmişiz. Maalesef durum bu. Doğru ama Türk Akademisi hareketi büyüyor, güçleniyor. Türk dünyasının her tarafına yayılıyor. Türk Akademisi çok çok daha bu seviyeleri yükseltmeli, nitelikleri yükseltmeli, ölçütleri kaldırmalı ve ortak programlar geliştirmeliyiz. Yani Türkiye'deki üniversite mantığı aslında başlı başına bir program, ayrı bir program olacak kadar önemli. Yani bizde üniversite ne nasıl işliyor, nasıl üniversite açılıyor. ben derslerde hep anlatırım halk bilimi neden önemlidir mevzuunda. Amerika'da Manhattan'la Pensilvanya'nın altı Delaware denilen yere küçük bir mesafe. Oraya büyük bir şey yaptılar, otoban. O otoban yapılırken yani 50 kişi güzergah belirleyecek. Bu güzergahı belirleyecek 50 kişinin yarısı, 25 tanesi halk bilimciydi. Bunu bir takım aklı evvel politikacılara söylediğimde yani bana gözlerin içine bakarak böyle gözlerin içine ciddi ciddi akıllı akıllı laflar ettiğini düşünen şöyle ahmaklar oldu. İyi de hocam sizler sosyalcisiniz yani sizler matematikten falan anlamazsınız ki şey düşünüyor. Bizim oraya ne kadar çimento harcanacağını, ne kadar demir döküleceğini hesaplayan mühendislerin işini çaldığımızı düşünüyor. Halbuki yol nereden geçecek? Onun güzergahı belirlenecek. Bu güzergah üzerinde yer alan endemik kültürel özellikler neler, o kültürel olarak korunması gerekenler neler, aktarılması gerekenler neler, orada yol geçtiğinde sosyal ve kültürel değişme neleri nasıl etkileyecek, neler kaybolma ihtimaliyle karşı karşıya, onlar derlenip toplanmalı. Kıyılamayacak, bir kıyıya konulamayacaklar varsa güzergah ne tarafa doğru dönmeli, bunu belirleyecek bir şey. Türk politikacılarının ufkunda bile böyle bir şey yok. Bizim politikacı bir helikoptere biner. Muhtemelen yanında işte 2-3 tane nereleri kapattıklarının, hangi arsaları kapattıklarının bilgisini bilen adam vardır. Onlara doğru yani kendi tarlalarına yağmur yağdırmaya çalışan çeyrek tanrılar gibi kapattıkları yerlere doğru oralardan yol geçsin nasıl olsun güzergahı öyle belirler.
Köprülerin güzergahını öyle belirliyorlar, kanalların güzergahını öyle belirliyorlar, şehirlerin çevre yollarının güzergahını öyle belirliyorlar. Bizim politikacılarımız bu işlere bakıyor. Dolayısıyla bilim adamlarının, hele hele halk bilimcilerin böyle bir işe koşulması henüz ufkumuzda bile yok. Yani korunması gereken sosyal, kültürel özellikler, güzellikler, doğal güzellikler. Şuraya bakın, Karadeniz'in ırzına geçen insanlardan biz ne istiyoruz? HES'ler yapmışlar. Kaz Dağları'nın ırzına geçen insanlardan biz ne bekliyoruz altın derdinde? Dünyanın en güzel yerlerinde kurulmuş makul şehirleri, Marshall planı gibi bir planın doğrultusunda gelen o iç göçle ırzına geçtiğimiz, tecavüz ettiğimizin hesabını bile yapmayan insanlardan biz ne bekliyoruz? Ben daha çocuktum, 15-20 yıl önce Sine kadar Türkiye'de 1/4 insanların köylerde yaşıyordu. Şimdi %95 adı şehir olan o garip yerlerde yaşıyor. Hangi Türk kültürü, hangi Türklük, hangi Türkçülük, hangi politikacılık? Bunların her birisi apayrı bir program yapmaya değer konulardır. Ciddi konulardır. Bizim hayatımız. Hani o meşhur şey var ya, ne gülüyorsun? Baktığımız senin hayatın. Bizim hayatımız bunlar. Bizim cehennemimiz. Bizim cennetimiz. Büşra Süngur soruyor. Bana her zaman Aryan diye bahsedilen beyaz tenli, kızıl saçlı ya da eski toplum Kuzey Hindistan'da, Afganistan'da var olmuş olan ön Türkler gibi gelmiştir. Hunzalar. Hunzalar çok uzun yaşayanlar falan değil mi? Yüeçilerden, Toharlardan başlayarak Hakunlara kadar. Siz ne düşünüyorsunuz? Avrupalılar atalarının Türk kökenini örtbas etmek için bunu yapıyor olabilir mi? Bir de hocam, buna girmeden aslında ben sormak istiyordum ama araya girmek istemedim. Bu bizim Hindistan'da falan Kuşanlar var. Kuşan İmparatorluğu var. Büyük şeydeki, tabii. Mısır'daki, daha doğrusu Mısır'ın altında Sudan ve Yemen'deki Kuşanlarla da, bunu ben söylemiyorum. Ben yabancılardan öğreniyorum. Yani yabancı tarihçilerden. Aralarında ilişki olduğu söyleniyor. Yani diyorlar ki Mısır, Sudan, Yemen'deki Kuşanlarla Hindistan'daki, yani Hindistan coğrafyasındaki Kuşanlar birlikteydiler. Aynı toplumlardır diyorlar. Şimdi Kuşanlarda tabii şu anda Hint milliyetçileri Kanişka'ya falan kendileri sahip çıkıyorlar. Kanişka'da biliyorsunuz Budizm'in koruyucusu. Ama ilginç bir o stupaları inşa edenler bizim Türk çadırı gibi, yurt denilen şu anda Türk çadırı gibi inşa etmişler. Ve tabii Kuşanların Türk oldukları da yazılıyor, çiziliyor, söyleniyor. Evet, bu Aryan'ı ararken orada büyük, bir sürü insan var. Büyük bir mesele o. Büyük bir mesele. Yani Akhunlar, Eftalitler meselesi önemli. Kuşanlar önemli. Hindistan'da bizim irtibatımız var. Yani o irtibat yolu üzerinde Tibet var. Tibetlerle çok daha yakınız. Kitabelerde sık sık bahsediliyor. Ama gene bildiğim kadarıyla Türkiye Türkolojisinde Tibetçe bilen bir Türkolog yok. Lanet olası Türkolojide merak edip acaba Tibetçe, İngilizce bir sözlük karıştırmış Türkolog var mı diye merak ediyorum. Sorsanız bir ordu kadar insan olduk. 200 üniversitede 200 tane TD bölümü, işte tarih bölümü, sanat tarihi bölümü, halk bilimi bölümü, ÇTL bölümü, bunlar hepsi Türkolojinin parçaları. Türkoloji sadece TD değil malumunuz. Bunları düşündüğünüzde bir ordu olduk, alaylar olduk. Ama içimizde Tibetçe bilen bir adam yok. Ya da hanım, yani bir insan yok. Bu ayıp değil mi? Bu ayıp değil mi? Biraz yaşım erken olsa gideceğim Tibetçe öğreneceğim. Feruze diye bir arkadaşımız var. Özbeklerden. Tarihçi. O hanımla geçenlerde bir yerde karşılaştık, oturduk, gene konuştuk. O bu konuları çalışıyor. Onlarda da Tibetçe bilen yok. Yani Türk dünyasının Türkolojisine bakın.
Tibetliler öyle çok sağa sola gezmediler, gitmediler biliyorsunuz. Bir de Budist oldular, daha da oturak kaldılar orada. Çok eski zamanlardan beri yazıyorlar. Yani Sanskritçe'ye denk Tibetçe arşivler var. O Nepal'deki o mağaralar falan, o yüksek tapınaklar görüyorsunuz da dağ başlarında falan. Onlarda sadece dua yerleri yok. Çok ciddi kütüphaneler var. İlk baskı tekniği, matbaa tekniğini geliştirenler Çinliler falan değil aslında, Tibetliler. Ve biz de hemen onlarla eş zamanlı olarak geliştirdik. İyi kopyalar çektik. Bizim kültürümüzü çok etkiledi. Ama bu kadar yazılı kaynağı olan bir kültürün bizim hakkımızdaki kanaatlerine dair bir kelime bilmiyoruz. Bu dehşet bir skandal, bu skandal. Türk Dil Kurumu'nun başına geçen bütün Türkologlara bu bağlamda bunu yapmadıkları için ben hakkımı helal etmiyorum. Bir yığın insanı dünyanın dört bir tarafına gönderip başka başka diller öğrettiler. İngilizce, Almanca, Fransızca gibi bile. Bir Allah'ın kulunu bulamadılar mı Tibetçe öğretsinler, Tibetçe öğrensin, göndersinler. Hepsi benim hocamdır, birçoğu benim hocamdır. Sevdiğim insanlar, saygı duyduğum insanlardır. Ama ufukları yok. Şimdikilerin varsa ne iyi. Belki politik... Yarınlarda olsun diye bunları söylüyorum. Yarınlarda evet. Olsun diye söylüyorum. Türk aslında Dil Kurumu üyeliği sizi bir yere götürmez. Siz Türk Dil Kurumu üyeliğinizle Türk Dil Kurumu'nu bir yerlere götürmelisiniz. Ya da Tarih Kurumu'nu ya da başka bir yeri. Nasıl Tibetçeyi bilen Türkolog olmaz? Nasıl olmaz? Olmazsa mesela Feruze'nin yalancısıyım ben. O oraları çalıştığı için, gördüğü için anlattıklarımdan hareketle söylüyorum. O Tibet'te hala Türk toplulukları olduğunu söylüyor bana. Ben Tibet'e gitmedim. Gitmek istiyorum şimdi. Ama Tibet'te Türk toplulukları olduğunu söylüyor. Kimlerdir, nerededir, nedir halleri bilmiyorum. Ama gidip bakmak lazım. Benim bir öğrencim, bir yüksek lisans öğrendim. Hacettepe Türkiyat Enstitüsü'nden Meral Uçmaz. Meral Uçmaz. Meral'le biz yüksek lisans çalışmıştık Hacettepe Türkiyat'ta. Onun babası da TRT'de film falan yapan bir arkadaştı. Baba kız onlar Hindistan'a gittiler. Bir 5-6 ay çalıştılar. 20 programlık Hindistan Türkleri diye bir çekimleri var. Yani İngilizlerin Türk asıllara verdikleri ad Mongul diye bir tuhaf şey. Ne Moğol ne bilmem ne falan falan. Ama bunlar Türk çocukları. Mughal diyorlar hocam. Mughallar falan. 26 milyon insan örgütlenmiş durumda orada şimdi. Kendilerini aslen Türk addeden, Türk soylu addeden, bizim onlara destek olmamızı isteyen. İçlerinde çok uçuk kaçıklar var. Ben internette rast geldiklerim var. Göktürk Kağanlığı'nın soyundan geldiğini iddia eden, neredeyse başımıza Kağan olmak isteyen kırık tipler bile var. Güzel, ben öyle tipleri severim. Hindistan'da kaç kuşaktır yaşıyorsun, hala Göktürk Kağanlığı'nın soyundan geldiğini iddia ediyorsun. Bu insanlar, bakın şöyle düşünürüm ben, pratiğe basite indirgerim. Ankara'da Fransız Kültür Merkezi çok ciddi bir binadır. Epey kirası olmalıdır. Ya da satın almışsa Fransızlar epey para vermelidir. Buraya elektrik parası, su parası, hava gaz, doğal gazı verirler, öğretmen gönderirler. Acaba bir Türk'ü daha frankofil yapar mıyız? Bir Türk daha Fransızca öğrenir mi diye. Hadi Fransa büyük. İtalya da aynısını yapıyor. İtalyan Kültür Merkezi var. Bir Türk'e daha İtalyanca öğretir miyiz, sevdirir miyiz diye. Yani biz Hindistan'la gönül bağımızı bile kesmişiz. Ufkumuzda bile yok. Ama bir sabah 26 milyon insan kalkıyor, örgütleniyor. Ya biz Türk'üz, biz sizdeniz, burada kaldık, durduk. Yani birilerini gönderseniz de bize ata baba dilimizi, Türkçeyi öğretse, gayret etsek, değişim falan olsa diyor.
Türk devleti gerçekten Türk devleti ise buna kayıtsız kalabilir mi? Bu illa Hindistan'la aramız bozulsun, düşmanlık olsun değil. Hindistan milyarlık nüfusu olan bir ülke. Yani onun dişine kovuğuna bile olmaz. Onun için herhangi bir güvenlik politikası, güvenlik sıkıntısı da çıkarmaz. Ama aramızda çok ciddi bir köprü olur. Yani Hindistanlı dostlarımız da bu meseleyi çok kolayca kotarabilir bizim politikacılarımız. Eğer ufukları olsa, eğer niyetleri olsa, istekleri olsa. Ama böyle bir zeminde değiliz. O program epey ses de getirdi aslında. Gösterildi falan falan falan. CIA nasıl çalışıyor onu? CIA oradaki her Türk boyunu ayrı bir etnisteye, her etnisteyi de ikinci hamlede millete dönüştürmeye yönelik olarak çalışır. Rusların kabaca yaptığını CIA daha hassas, daha incelikle yapar. Bakarsınız Afşarlar CIA'nın çizdiği haritalarda ayrı bir millet olarak gösterilir Hindistan'da. Afşar. Afşar çok kavi bir Oğuz boyu olduğu için birliğini devam ettiriyor. Ama Türkiye'ye geldiğinde aynı CIA'nin elemanlarının çizdiği haritalarda Bulgaristan'dan, Deli Orman'dan gelen Deli Orman Türklerinin bulunduğu yer bile Bulgar olarak gösterilir. Bulgar. Bulgaristan göçmeni olduğu için. Yunanistan geliyorsun İran olarak gösterilir falan falan. Şimdi düşmana kızmak gibi bir lüksümüz olamaz. Düşman senden değil. Tat Türk değil. Dolayısıyla o onu yapacak. O elinden geleni ardına koymayacak, yapacak. Önemli olan bizim neler yaptığımızdır. Düşmandan merhamet mi dileyeceğiz? Düşmandan merhamet dilenmez. Düşmandan daha çok çalışılır. Daha çok çalışılır, daha çok eser üretilir, daha çok bilgi üretilir, daha çok belge üretilir. Dolayısıyla yapmamız gereken bu kadar basit bir şeydir. Bunlar çok büyük paralar gerektiren işler değil. İdealist 500 tane, 1000 tane, 2000 tane Türk genci çıkabiliyor mu? Yani orada kendini hayatta ayakta tutabilecek imkanlarda vereceğiniz paralarla bile olsa Hindistan'a gidip Hindistan'da bunu aşkla yapabiliyor mu? Sizin kiliseniz olsaydı bunu yaparlardı. Hristiyan olun demiyorum ama en az Hristiyanlar kadar bir ülkü, ideal, çalışma aşkına, şevkine sahip olun. Bu olmazsa olmaz. Atatürkçülük böyle olması gerekir. Atatürkçü olduğunu iddia eden 1000 tane, 2000 tane, 5000 tane memleket evladı organize olsa, Hindistan Türklüğüne bir el atsalar çok farklı olurdu. Hocam burada... Hayal kurmalıyız, hayal kurmalıyız. Yani gerçekleştirilebilir hayaller yeryüzünü bir noktadan alır, başka bir noktaya getirir. Gerçekleştirilebilir hayaller. Yani barış gönüllüleri dediğimiz yapıyı düşünün Amerikalıların. Ya da hep gavurlardan örnek verdim. Son bir örnek vereyim, keseyim ama beni çok çarpar bu örnek. Her 5 yıldızlı otelde İncil vardır değil mi? İncil-i Şerif kaldığınız otel odasında. Ve size derler ki, işte bu sizin nüshanızdır, bunu alabilirsiniz, o İncil-i Şerif'i. Bunu bir vakıf organize ediyor arkadaşlar, biliyor musunuz? Bunu bir vakıf organize ediyor, adını vermeyeyim. 2 tane tüccar, 19. yüzyıl başlarında Chicago'dan az yukarıya, Milwaukee galiba, o şehre gidiyorlar. Adamı uyku tutmuyor, gece yarısı kalkıyor. Acaba aşağıda okunacak bir şey var mıdır? Sağda solda arıyor. Hiçbir şey yok, bir kitap yok. Ya hiç olmazsa bir İncil olsaydı da okusaydık. Bakıyor başka birisi, o da gene dolaşıyor. Oturup konuşuyorlar. Ya hiç olmazsa birer İncil olsaydı şu odalarda da onu okusaydık. Konuşup gidiyorlar. Aradan 1 yıl geçmiş. Gene bir gece o otelin lobisinde birbirlerini kitap okunacak bir şey ararken, hiç olmazsa bir İncil olsaydı sohbeti yaparken bulduklarında, o gece bir vakıf kurmaya karar veriyorlar. O vakıf o gündür bugündür bütün 5 yıldızlı otellere o İncil-i Şerifleri bastırır, dağıtır ve ertesi gün o İncil oradan alınınca temizlikçi kadın geldiğinde odada değiştirilenleri doldururken o İncil'i de yerine koyar. Arkadaşlar, örgütlenme budur, iman budur, aşk budur. En azından karşımızdaki insanların böyle örgütlendiğini bilelim. Ona göre örgütlenelim. Ona göre hazırlık yapalım.
Heyhat, şu ülkede artık vakıflar parası olan, imkanı idare olan insanların hizmet etmek için yaptığı bir şey olmaktan çıktı. Vakıflar en karlı ticari şirkete dönüştü. Para kazanma yoluna dönüştü. Şuraya bakın. Yani biri bizi, biz Türk çocuklarını böyle sarsması gerekiyor. Sen vakfı ne yaptın? Ataların ne yapıyordu? Ecdadın ne yapıyordu? Sen ne yapıyorsun? Yani hırsız, müteahhit bilmem kimden, milletin bilmem kimden, neyine ne yapmak isteyen adamdan ne farkı var böyle vakıf kuranların? Vakıf ne adına, kim adına kurulursa kurulsun. Millete hizmet etmeyi amaçlamıyorsa bir hırsızlık yoludur. Etik, ahlak bunu gerektirir, bunu söylemek lazım. Gavur dediğinizin gavurluğuna bakın, Müslüman dediğiniz biz Müslümanların Müslümanlığınıza bakın. Dolayısıyla bu dişe diş, göze göz mücadelede böyle bir dönüşüm geçirmemiz lazım. Hindistan'da 26 milyon insan kendini Türk olarak kabul ediyor, örgütleniyor. Araştırılsa, karıştırılsa kim bilir daha ne kadar. Yani Arapların ırkçılığı nedeniyle 5 milyondan fazla insan Kahire'de kendini Türk soylu olarak biliyor. Araplaşmak için bütün gayreti gösteriyorlar. Arapça öğrendiler, ana dillerini unuttular. Ama Araplar ırkçı olduğu için onların Araplaşmalarına müsaade etmiyor. Siz mevalisiniz, bilmem nesiniz diye kafalarına vuruyorlar. Onlar da devam ettiriyor. Ne yaptık bunlar için? Hiç. Tunus'takilere çok bir şey mi yaptık? Libya'dakilere çok bir şey mi yaptık? Fas, bilmem ne. Türkolojinin ufkunda bile yok buraların. Hala tek Türk sağda solda hala Türkçeyi bilen, konuşan insanlar var. Lübnan Türklüğünde köyler var. Suriye Savaşı patlayıncaya kadar Suriye'de Türkmen olduğunu unuttuk. 2-3 insanın 2-3 kıtırlık yazısından başka yazı yok. Türkiye Türkolojisi çok ciddi bir şekilde öz eleştirisini yapmalıdır. Bırakın Hindistan'ı, Suriye, Lübnan. Rodos ve İstanköy'de yaşayan Türkleri unutmuş gibiyiz. Her şeye rağmen Rodos'ta 5000, İstanköy'de 3000 Türk var, yaşıyor. Hiçbir azınlık hakları yok. Ama bunların masalları bile derlenmiş, yayınlanmış değil. Dolayısıyla kendimize gelmeliyiz. Dert çok. Yani daha Sibirya'nın, Orta Asya'nın, Kıpçak'ın o kadar çok var ki kendimize gelmeliyiz. Türkolojinin muhtelif oluşum odakları var. Yani Alman Türkolojisi, Rus Türkolojisi, İngiliz, Avusturya Türkolojisi, Macar Türkolojisi. En iyi niyetli, en kalbini bize vererek yaklaşan 19. yüzyıl Türkologları Macarlardan çıkıyor. Onu biraz daha yakınıyla işte sayıları az ama Finlilerden kasrını masrını sayarsak takip edenler var. Onları yakından takip etmeliyiz. Yani biz bir konu ileriye atılıyor, herkes o konuyu çalışıyormuş gibi yapıyor ve öyle kalıyor. Yani şamanizm çok önemli. Macar Türkolojisinden mülhem söyleyeyim. Türkolojinin pek çok çözemediğimiz, henüz fark edemediğimiz meselesini bile kesinlikle ancak Türk şamanizmini iyi anlayarak, özümseyerek çözebiliriz. Buna iman ediyorum. Ama Türk şamanizm çalışmalarına bak. Mitoloji dedik, şu anda erken kalkan mitoloji kitabı yazıyor. Yani öyle fantaziler yazılıyor ki Türk mitolojisi namına küçük dilinizi yutarsınız. Tek bir tesellimiz var. Eskiden Türk mitolojisi dediğimizde Türk mitolojisi mi var diye bize soran Türkologlar olurdu. Ama şimdi hiç olmazsa bunların sayısı azaldı. Habire yazılıyor. Zaman iyi olanın elinden tutacaktır. Kötüler gidecek, elinecek. Türk mitolojisi çalışmaları gelişecek diye dua ediyoruz. Öyle iyi niyetli bakmaya çalışıyoruz. Oysa bunu hızlandırmamız lazım. Hedef belirleyip hedefe yönelik insan ve ekipler, kadrolar, projeler yetiştirip, hazırlanıp onlara yürümeliyiz. Yani devlet bazen hiç beklemediğimiz kadar iyi güzellikler yapıyor. Mesela bu iktidarı beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Ben beğenmem.
Tayyip Bey ve ekibini, AKP'yi beğenmem. İlk birkaç yıldan sonra hep tenkit ettim. Hala tenkit ediyorum. Ama yaptıkları iyi işler var. TÜBİTAK eskiden sadece temel bilimlere, fen bilimlerine burs verirdi, proje verirdi. Biz bir SUBİTAK olsa diye salan sorardık, yazardık, bağırırdık. TÜBİTAK, AKP iktidarında sosyal bilimcilere, Türkologlara, halk bilimcilere de projeler veriyor. Arkadaşlar, bu projelerin bazılarının rakamları bizim dudağımızı uçuklatacak şeydi. 1 milyon, 2, 3, 5, 10 milyonluk projeler veriliyor. Ama ülkemin çocukları hepsi projeci oldular. Bu projelerin kıyısından köşesinden bildiklerim var. Onları ve onların reziklerini anlatmaya sıralasam burada sabaha kadar. Şeyi soracağım hocam. Mehmet söylemek Akif... istediğim şu. Söylemek evet, istediğim böyle. Şu. Yani devlet ikna edildiğinde, anlatıldığında elinde avucundakini veriyor. Ama biz Türk okumuşları, bu nedenle aydın diyemiyorum. Aydın olsak bunu yapmamamız lazım. Türk okumuşları, Türk okumamışları gibi bu paraları nasıl hiç ederiz? Nasıl projeler yaparak bu projelerle arabamızı değiştiririz, yazlığımızı yenileriz gibi güzellikler, ünlem 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 yapıyoruz. Dolayısıyla bu mesele önemli. Devletin ayırdığı hedefine varıyor mu, varmıyor mu? Projelerde ne kadar hakemlik yapıyoruz, yapmıyoruz. Yani hedefine varan bir zerre, varmayan bir küre. Hangi projeler? Bu paraların bir kısmı Hindistan'a akıtılsa, işte orada bambaşka şeyler çıkar ortaya. Bir kısmı Tibetçe öğrenme. Tibetçe öğrenecek 2-3 kişi olsa yeter bize. Yok. Sanskritçe öğrenen 2-3 kişi olsa yeter bize. Dravidyen dilleri çalışan 2-3 kişi olsa yeter bize. Ama yok, bunlar biliyor ki bunlar çok komik paralardır, cüzi paralardır. İnsan zengin olmadığına yanıyor yani. Bazen hakikaten keşke biraz halim vaktim iyi olsaydı, zengin olsaydım diyorum. Evet. Hocam, Mehmet Akif Korkmaz soruyor. Komşumuz Macar demiş ama sanırım yakın anlamda ırksal kültür anlamda komşumuz. Macar filologlarında altaistik çalışmaları nasıl? Bu bahiste onların durumu nedir acaba diye sormuş. Akif Hoca'nın sorusunu gördüm. Ben de açtım çete, göz ucuyla bakıyorum. Yani çok yönlü, çok uzun, çok geniş. Nasıl onu özetlerim, bir paragrafa indirgeyerek cevap veririm diye ikinci bir kanaldan da düşünüyorum. Az önce girmeye çalıştığım konu biraz öyleydi. Ondan mı ilhamdi? Macarlık, Finlilik. Şimdi Aryan teorisinin geliştiği zamanlar aynı zamanda Germanistiğin de geliştiği zamanlar. Germanistik Pangermanizmle beraber geliyor. Pangermanizm. Pangermanizm. Teşekkür ederim Akif Hoca, bunu hatırlamama vesile oldun. Pangermanizm, yani o 630 prensliğin birleşmesi, diğer Almanların birleşmesi, Germenlerin birleşmesi. Evet, bir tarafıyla Fransızlaşmamak derdindeler ama diğer taraftan da büyümek, güçlenmek. Çünkü romantik milliyetçiliğin Ziya Gökalp'i, teorisyeni, babası, filozof Herder'e göre milletler bir harbin telleri gibidir. Ve güçlenir, sırayla insanlığa hizmet eder. Orada halkın, milletlerin sesi hakkın sesidir. Romantik milliyetçilik böyle bir milliyetçiliktir ve Hitler milliyetçiliğiyle de hiç alakası yoktur. Faşizmle de hiç alakası yoktur. Dolayısıyla Almanlığın büyümesi, güçlenmesi bağlamında bir pangermenizm var. Ha, bu pangermenizm öyle kalmadı, şekillendi, değişti, dönüştü vesaire. Ama pangermenizmin meydana getirdiği başka tavırlardan birisi de panslavizmdir. Yani pangermenizmin güçlenmesi panslavizmi ortaya çıkaracak. Slavlarla Germenler arasındaki çekişme vesaire falan.
Hint, Avrupa ve Aryan teorisi oluşunca o süreçte birleştiren hepsini, böyle gizli işlevleri de var aslında Aryan teorisinin ve Hint Avrupa dil ailesinin, hepsini birleştiriyor. Arnavutları bile Hint Avrupa'ya aldılar, Yunanları bile Avrupa'ya aldılar. Ama alamadıkları kimler? Basklar, İspanya'daki Basklar, mazlum bir halk Basklar. Baskça bilen Türkolog var mı? Merak eden Türkolog var mı? Şimdi başka tarafı. Sadece Hamit Zübeyir Koşay Hoca'nın birkaç tane güzel makalesi vardı. Bask dili kültürüyle Türk dili kültürü arasında bir takım koşutluklar kurmaya çalışan. Hamit Zübeyir Koşay, Macar Türkolojisinin ilk mezun ettiği Türklerden. Pihil Dere. PhD'si var, PhD doktorası var. Macaristan'dan aldığı, Allah gani gani rahmet eylesin. Bir dönem Türkiye'de çok ciddi hizmetler etti ama yeterince kadri kıymetini bilmediğimiz büyük isimlerden birisi. Macar Türkolojisiyle aramızdaki köprüleri kuranlardan birisi. Basklar, başka, pat diye hemen Macarlar, başka, Estonlar ve Finlandiyalılar hiçbir şekilde Hint Avrupa dil ailesine giremiyorlar. Litvanyalıları bile koydular. Yani Litvanca, uydur ellezine, velvezine, Litvan tarihi apayrı bir derttir aman Allah'ım. Baltıklılar, onları bile koydular. Uydurup kaydırıp bir ideolojik aygıttır Hint Avrupa dil ailesi. Aryan teorisiyle çalınan ezgiler eşliğinde icra edilen dünyada. Dolayısıyla biz çocukluğumuzda Ayvalık civarında oyun oynarken şöyle biterdi tekerlemelerimiz. Evli evine, köylü köyüne. Artık ayrılıyoruz, oyunlar bitti. Evli evine, köylü köyüne, kimin evi yoksa sıçan deliğine falan diye bir tekerleme gibi. Hint-Avrupa dil ailesi ve Aryan teorisi ortaya çıkınca Avrupa'da bazı milletlere, işte Basklar, Macarlar, Estonlar, onların kardeşleri Finlandiler, siz Hint-Avrupalı değilsiniz. Hadi kalkın gidin gari demeye getiriyorlar bize, demeye çalıştıkları gibi. O garipler müthiş efor sarf ettiler. Yani Ural Altay dil ailesi, Ural kısmı. Bunlara tabii bir avuç da küçük şeyleri atabilirsiniz. Finlandiya ile Ural arasında kalan işte Udmurtlar, Çeramistler falan gibi 8-10 tane de şey, küçük Ural kavimleri var. Ugorlar, Finugorlar. Bakın, Türkiye Türkolojisinde bu Finugor dillerini bilenler diyor. Macarcayı biliyoruz, Macaristan'a gönderiyoruz. Birkaç kişiyi gönderdim ben, Estonca bilen, yarım yamalak da olsa birkaç kişi de oldu. Fince de bazen evliliklerden dolayı eş durumundan bilenler oluyor ya da oradaki Tatarlardan bilenler oluyor. Ama Çeremis dilini bilen Türkiye Türk'ü bilmiyorum ben. Udmurt dilini bilen Türkiye Türk'ü bilmiyorum ben. Bunlar küçük kabileler, küçük milletler ama hiç önemli değil. Bir dil ve o dile yansıyan tecrübesi. Çeremis olmanın binlerce yıldan beri Çeremis dilinde muhafaza edilen kültürel kavramlar, inançlar, bunlar çok önemli. Yani Dumézil diye bir Fransızı aldık İstanbul Üniversitesi'ne getirdik, Fransızca öğretsin diye 3-4 yıl kaldı orada. Halbuki adam Hint-Avrupalı milletlerin, yani Kafkasyalıların büyük ölçüde destanlarını, mitlerini bir araya getirerek acaba mit ve destanlardan hareketle Aryan teorisi nasıl desteklenildi, Türk parasıyla finanse ettik biliyor musunuz? İstanbul Üniversitesi'nde bunu yaptık. Allah'ım, yani bazen kafamızı vura vura intihar etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu kadar mı şuursuz olur bir millet? Nasıl kendi dizlerine kurşun sıkar bu millet? Üstelik bu milletin okumuşları yapıyor bunu. Bir tane üniversiteniz var, İstanbul Üniversitesi. Dumézil'i istihdam ediyorsunuz. Dumézil'le Hint-Avrupa dil ailesinin mitolojik ve destani boyutunda onu finanse ediyorsunuz dolaylı olarak. Çok rahatlıkla dolaşıyor, ediyor, kuluyor. Nereden? Türkiye'ye yerleşmiş Gürcülerden derliyor, topluyor bunları. Gürcistan Gürcülerinden ziyade buradan toplanan anlatılar da işe katılıyor. Halen de yapılıyor. Mesela
Biz bize dost olduğunu söyleyen herkesin dostumuz olduğunu zannediyoruz. Ya Hunlular da bizim kadar saftı. Biz de hala halis mulis Hunluyuz ve Hunlular kadar safız. Yani en önemli delil bu yani. Başka bir şey söylemeye gerek yok. Atilla ne kadar safsa biz de o kadar safız. Biz sizin dostunuzuz dediği zaman birisi aman tanrım bir dostumuz çıktı diye şapur şupur öpüşüyoruz. Yani o yaptığımız ticari anlaşmalar, kültürel anlaşmalar da böyle. Gürcistan Türkolojisi habire Türkiye'ye Türkolog gönderiyor. Biz ne kadar seviniyoruz. Bu gelen Türkologların kıyıda köşelerde Gürcü köylerinde ne yaptığını inşallah emniyetçiler beni takip ettikleri kadar onları da takip ediyorlardır. Daha nasıl söyleyeyim size? Başka etnisteler üzerinde de çok çalıştılar. Onlar üzerinde de çalışıyorlar. Ama o gavur gavurluğunu yapacak. Biz ne yapıyoruz? Biz. Bütün mesele o. İşte Macaristan Türkolojisi böyle bir şartların üretimidir. Macarlar kendi köklerini aramaya başladılar. Yani Hint Avrupalılar bir uydurup pundura getirip işte Arnavutları, Yunanlıları hatta başka tuhaf milletleri aldıkları gibi Macarlara da siz de Avrupalısınız. Hungari demekten vazgeçtik size. Siz aslında Atilla'nın mağdur ettiği insanlarsınız şeklinde bir söylemle gelselerdi. Yani Macarların %99'u bundan çok mutlu ve memnundular. Her ne kadar 18. ve 19. yüzyılda biliyorsunuz Avusturya Macaristan çift taçlı krallık olacak. Yeryüzü tarihinde belki de ilk ve son bir imparatorluk iki imparatora ve iki taca sahip hale dönüşecek. Bu birdenbire olmuş bir şey değil. Bizden kurtuldu bu insanlar ama Germenlikten kolay kolay kurtulamadılar. 1830-1848 köylü ayaklanmaları var Macaristan'da. Yani Macar milliyetçiliğinin 19. yüzyılı muhteşem bir milliyetçiliktir. Turan'ı ve Turancılığı keşfedip bir ideoloji, bir kuram haline getirmeleri süreci çok acılar üzerine inşa olur Macaristan'da. Bugün niye Turan kurultayı yapıyorlar, bayram değil, seyran değil? Bu arka planı bilmeden bunları söylüyoruz, komik duruma düşüyoruz. Yani Avrupa'nın ortasında kala kalmışsın küçücük bir ada gibi ve herkes sana piç muamelesi yapıyor, piç. Piç muamelesi yapıyor. Bin yıllık Katolikliğine rağmen, bin yıllık Avrupa Hristiyanlığını korumada Türklere karşı bağrını seferber etmene, set etmene rağmen, göğüs germene rağmen, Osmanlı Türkleriyle pençe penç mücadele etmene rağmen sana piç muamelesi yapıyorlar. Piç. Dolayısıyla Macaristan Türkolojisi böyle bir arayışın sonucunda filizlenecek, oluşacak. Bakacaklar, Estonlarla, efendim Finlandiyalılarla yakınlıklarımız var. Udmurtları vesaireleri, Ugorları fark edecekler, keşfedecekler o süreçte. Mesela bizim Türkolojimizin hala çözemediği meseleler var. İşte Çuvaşça'daki bazı sesler, bu seslerin Macarca'da oluşu bilmem vesaire vesaire. Bunları fark edenler hep Macarlardır. Macar Türkologlarıdır. Macar Türkolojisi en az Almanlar kadar disiplinli bir ahlaka, iş ahlakına sahiptir Macarlar. Yani Habsburgların kolu olmaları, Habsburgların ya da o coğrafyanın çocuğu olmaları onlara müthiş bir iş ahlakı kazandırmıştır. Dolayısıyla o küçücük Macaristan, küçültülmüş Macaristan demek lazım. Yani Erdel, bizim Erdel eyaletimiz Macarların yaşadığı bir eyalettir. Bugün Romanya'nın yarısını oluşturan, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Serv'de bize uygulananın aynısını Macarlara da uyguladılar. Tanrı bize bir Atatürk gönderdiği için biz yırttık attık onu. Ama Tanrı Macarlara orada bir Atatürk göndermedi. Bir Atillaları bile olmadı. Dolayısıyla bütün Erdel gitti. Hala gidiyor 10 milyona yakın Macar, Romen vatandaşıdır. Romenleşmeme mücadelesi verir. 5-6 milyona yakın Macar, Voivodinya'da. Voivodinya. Voivodinya,
Sırbistan'ın Tuna'nın üzerindeki kalan topraklarına Voivodinya denilir. Voivodinya. Tarihsel olarak bir Macar toprağıdır. Macar anavatanıdır. O bizim meşhur Temeşvarlı Aşık Hasan'ın falan yetiştiği Temeşvar, Memeşvar buralardadır. Bizim coğrafyamızdır. Ama Macardır asıl nüfus. Mesela buralardaki bu Macar çoğunluğun milletvekilinin çoğunluğunu çıkarmasın diye Sırp milliyetçilerinin Belgrad'ı nasıl bölüştürdüğünü, Sava'nın üzerinde nasıl şehirler kurduğunu gidip görmek lazım. Ve tabii ki oradaki Macarlar Macarlıklarını kaybetmesinler, tutunsunlar diye komünist dönemde de, şimdiki dönemde de Macar milletinin, Macar devletinin Erdal ve Voivodinya'dakiler için yaptıklarını bilmek lazım. Szeged Üniversitesi Macarların Voivodinya için kurulmuştur. Debrecen Üniversitesi Erdel için kurulmuştur. Buradaki Macarlığı ayakta tutmak için kurulmuştur. Elinoğlu böyle üniversiteler kuruyor. Üniversite. Bir üniversite kuruyorsunuz. Devlet olarak her şeyiyle 10 milyonluk Macar azınlığı Romanya'daki kaç tane alfabe gerekiyorsa o kadar alfabeyi temin etmekten tutun, kaybolan değerlerine varıncaya kadar her şeyle o üniversite ilgileniyor. Macar devleti politikada vesaire hiçbir şey yapmıyor bunların için. Üniversite ilimcilik, üniversitecilik, etnoloji bölümleri, halk bilimi bölümleri bu iş için var. Bunu yapıyorlar ve gayet de güzel yapıyorlar. Hiç kimseyle kavga gürültü etmeden yapıyorlar. Ama siz yanı başınızdaki Suriye'de ne kadar Türkmen var bilmiyorsunuz. Ve sonra savaşa giriyorsunuz. Savaşa girdikten sonra bilgi lazım olunca acaba ne yaparız diye sağa sola sormaya başlıyorsunuz. Ya da 5 tane aptal istihbaratçının size gönderdiği raporlarla bu işi halledeceğinizi zannediyorsunuz. Elinoğlu üniversiteler kuruyor bunun için. Dolayısıyla Macar Türkolojisi böyle bir Türkoloji ve bunların projelerine baktığımız zaman ben şamanizmle ilgili projelerine baktım. Macar Türkolojisinin şamanizmle ilgili projeleri. Bunu anlamaya çalıştım, çalışıyorum. Mesela biz de sabah erken kalkan oturup şamanizmle ilgili kitap yazıyor bu sıra. Ya da tercüme ediyor falan. Ama Mihail Hopal, dünyadaki şamanoloji araştırmalarının en üst düzeyindeki adamdır, teorisyendir. Sovyet dönemindeki Macar Türkolojisinin, Macar şamanolojisinin isimlerinin talebesidir. O gelenek devam ediyor. Sovyet döneminde aynı pakta yer almanın imkanlarını da kullandılar. Dolayısıyla Türkolojinin bizim hayal bile edemeyeceğimiz pek çok eksiklerini bu yönde tamamlıyorlar. Akıl almaz bir biçimde tamamlıyorlar. Öyle tezler, öyle projeler geliştiriyorlar ki. Yani Macar İlimler Akademisi'ne bağlı olarak yaklaşık 15 yıldır devam etmekte olan bir doktora tezinden bahsedeyim size. Benim ülkemin çocukları 15 yıl devam etmekte olan bir doktora tezini anlayabilir mi? Benim ülkemin çocukları 15 yıl devam etmekte olan bir doktora tezini anlayabilir mi? Ağlamak istiyorum. Altay dillerinde şaman diniyle, şamanizmle ilgili ortak terimler var. Kut gibi, tengri gibi. Acaba eski bir Altay dininin terminolojisini Altay dinlerinden tekrar vücuda getirebilir miyiz? Bunun terminolojisini nasıl ortaya koyarız diye bir düzine dil öğreniyor, bir düzine dili uygulamayı gözden geçiriyor. Yani şimdi bizim bir Türk çocuğuna bunu söylediğimiz zaman bir defa kalkıp oralara gitmek, gezmek. Yani niye Moğolistan'a gitsin ki o? O İngiltere'ye gitsin canım, o İsviçre'de mümkünse olsun. Hatta her sabah bir tır kamyonu onun evin önünden geçsin ve ona küreklerle dolar atsın. Avra da atsa olur. Böyle bir ruh halinde. Ama ben 20 dolar bursla Macaristan ovalarını, yaylalarını alt üst eden
Macar çocuklar tanıdım. Mongolistin dünyadaki en iyi temsilcileri, Göray Kara, bir Macar, Mongolistik konusunda o konuşunca herkes susar. Yüzlerce insan gidiyor ki onlar içerisinden bir tanesi böyle zirve oluyor, sivriliyor. Bizde bir kişi, iki kişi bir konuyu çalıştı mı, nikahlı karısı muamelesi yapıyor. Buraya yaklaşanı vururum ha, falancanın tezi, falancanın divanı benimdir, kimse yaklaşmasın. Türkiye'min Türkologları, isimlerini saysam dudaklarınız uçuklar. Fuzuli divanda kimse el süremez, bilmem kadar falan. Yani Türkiye Türkolojisi'nin güzide hocaları bunlar. Ama orada bir Macar genci böyle bir konuya 15 yıldır emek verdi. Daha ne kadar verecek? Çok da mütevazı aylıklar alıyor bunlar. Burslar alıyorlar. Hiç aylık almıyor, burslarla idare ediyor. Benim bir öğrencim var, Atilla, doktor öğrencim. Türk dünyasıyla ilgili bir tezi. Yani ben emekli olacağım herhalde, onun tezeniz daha bitmedi, öyle gidiyor. Biz istiyoruz ki, doktoraya girdik, üçüncü yılda araştırma görevlisi olmuş, bitirmiş, yardoç olarak atanmış, dördüncü yılda evlenmiş, beşinci yılda çocukları vermiş, altıncı yılda evimizi, barkımızı, yedide işte arabamızı, böyle bir hal içindeyiz. Hal içindeyiz. Bir tarafıyla baktığınızda insanlara hayır bunları yapmayın, siz kölesiniz, ses çıkarmayın diyemezsiniz. Bir tarafta bakın elin oğlu nasıl bir idealizmle geliyor, nasıl yapıyor. Yani 15 yılda bitmedi, 5 yıl daha gitsin, 20 yılda biterse o tez, 20 yılda biten tezi 200 yıl siz sadece ezberlersiniz ve aktarmayı büyük Türkologluk sayarsınız. Öyle bir eser çıkar ortaya. Ama siz bir yılda, iki yılda, üç yılda kaydır kuydur Cemilem kavlince yaptığınız bir tezi hocanız bile tenezzül edip okumaz sizin. Allah belanı versin, al sana doktor ünvanını, git ne halin varsa gör der, gönderir. Böyle bir Türkoloji. Gerçekçi olun, gerçekçi olun. Macar Türkolojisi böyle bir gelenekten geliyor. Macar Türkolojisi böyle bir gelenekten geliyor. Yani Finli Kastre'nin bizim Erol Doğu Batı yayınlarından yayınladı onu. Yaklaşık 150 sene sonra yayınladı. Nedir? Altay Panteonu. Rus işgali altında Finlandiya. Finli Kastre yetişiyor. Sonra adını da değiştirdi. Uno Harva yaptı. Macar şey Finli adı yaptı. Uno Harva. Kalkıyor. Ta Sibirya'ya, Altaylara kadar Finlandiya'dan bütün o coğrafyayı tek tek o bütün Ugor Mugor o kabileleri geziyor, topluyor. Allah razı olsun. Toprağı bol olsun. Belki o derlemeleri yapmamış olsa, bugün onları derlemek mümkün değil. Belki o derlemeleri yapmasa pek çok küçük Ugor kavmi çoktan yok olmuş, kaybolmuş, gitmiş olabilirdi. Ve Türk kültür tarihi açısından da son derece önemli kayıtlar bize ulaşmamış olurdu. Dolayısıyla Macar Türkolojisi deyince onları Finlilerle, Estonlarla beraber düşünüyorum. Ve Avrupa'daki bu Turanlılar Turan'a bizden çok daha büyük hizmetlerde bulundular. Yaptılar, yapmaya devam ediyorlar. Bir ara Avrupalılar Avrupa Birliği'ni oluştururken yakın zamanlarda, son 40-50 yılda ya bu Urallılar aslında Altay'la hiçbir şey değiller. Altay'la bunların alakaları yok. Altay ayrı bir dil ailesidir. Urallılar ayrı bir dil ailesiyle yattılar. Avrupa Birliği sürecinde Macaristan, Finlandiya, önemli Estonya ve böyle bir tavır geliştirdiler. Bir diyelim uydurup kaydırık malzemeye istinaden bir Ural dili icat ettiler. Yani Ural dil ailesi icat ettiler. Altay'dan kopup. Elizabeth bilmem ne diye bir İtalyan hanım, onun birkaç tane bilim insanı arkadaşı oturdular. Baştan sona bu Ural dil ailesi hareketinin uydurulan metinlerinin kimler tarafından nerede nasıl uydurulduğunu, bu belgelerin, bilgilerin ve nasıl uyduruk bir şey olduğunu ortaya koydular.
yaklaşık bir 10 senedir utanıyor şimdi onları ileriye sürenler. Sustular. Tekrar Ural Altay'a geldik. Tekrar Ural Altay'ı onu işletmeye çalışıyorlar. Bizim Türkolojimizin bunda vallahi billahi hiçbir dahli yok. Sayı olarak dünyadaki bütün Türkologların birkaç misli Türkoloğuz biz Türkiye'de. Türkoloji üzerine böyle oyunlar, böyle ekipler, böyle projeler bunlar yapılıyor. Bizim dahlimiz bile yok. Her zaman bize intikal bile etmiyor bu haberler, havadisler. Yani ben söylüyorum, bu kadarını söyleyeyim. Az bile söyledim arkadaşlar, az bile. Bazılarını sansürlüyorum. Bazılarını kendimi dizginliyorum, az bile söylüyorum. Öf, Macar Türkolojisi bu şartlarda iyi gidiyor. Ama biz evet, hocam. Türkolojide Macarların da önünde olabilmeliyiz. Finlandiyalıların da önünde olabilmeliyiz. Sayı olarak değil, nitelikli eser olarak olabilmeliyiz. Nitelikli eser. Yoksa Türk Dil Kurumu'nun başına geçen bazı abilerimiz, hocalarımız, devletin başına geçen bazı abilerimiz, hocalarımız, Türk düşmanlarına bile bir takım paralar, bir takım imkanlar, bir takım hediyeler vererek onlardan güzel beyanatlar alabilirler, güzel pozlar alabilirler. İşte karşılıklı misafir hocalık değişimleri olabilir vesaire falan falan. Ama bunların bazıları çok çok ne Türk düşmanıdır, ne Türk düşmanıdır. Türk Dil Kurumu'nun parasıyla buraya getirip ağırladığınız adamın Amerika'da Chicago Üniversitesi'nde Türklük aleyhine nasıl çalışmalar yaptığını, gelen çocuklara ne teklif ettiğini hiç bilmediniz, duymadınız bile. Umurunuzda bile değil. Adam bizden bir eser almış, bilmem gavurcaya çevirmiş, yayınlamış diye. Çok büyük Türkolog burada baş tacı ediliyor. Orada kanımıza ekmek doğramaya çalışan bir adam. Bunu Germanistik'te yapsaya birileri, bunu Frankofoni'de yapsaya birileri, bunu Amerikan çalışmalarında yapsaya birileri. Eşek ve önüne konulan ot meselesi. Öyle. Hangi eşeğe ot verirler, hangi eşeğe ot vermezler. Eşeğe ot verdiyseler ne yaparlar, ne yapmazlar meselesi. Dünya böyle yapıyor. Ben Moğolistan'da neleri nasıl yaptığımızı gördüm. Tiksindim. En yetişmemiş insanını gönderiyorsun boyundan büyük işler yapsın diye. Altında kalıyor, eziliyor. Yani el alemin bizi maymun ettiği yetmemiş gibi Moğolların bile maymunu oluyoruz. Ne münasebet? Kendi paramızla, kendi finansmanımızla milletimizi bu hallere düşürmeye hakkımız yok. Dolayısıyla Türkolojinin baktıkça sağ, solu, orası, burası bir yıl problemi çıkıyor. Ama sorsanız bizim Türkologlarımıza bunların hiçbirisi yoktur. Gayet güzeldir ortalık, asayiş, berkemaldir, gayet iyi gidiyordur. Evet Oktay kardeşim, ana hatlarıyla evet, hocam. Ben söylenebilir. Vedat Bey'in sorusu var, Vedat Köle Bey'in. Bu Hindistan'da çekilen belgeselden bahsetmiştiniz. Onun ismi var mı? İsmini hatırlıyor musunuz ya da çeken nasıl bulabilirler, nasıl ulaşılabilir? Vedat Köle Bey İstanbul'daki şu denizaltı şeyi vakfında çalışan Vedat Bey değil mi? Tanıyorum zannediyorum ben onu. Ona selam söylüyorum. Onların hocam vakfında... evet doğru biliyorsunuz evet, hocam. Bir ara size Türk Balık Adamları Kulübü'nde sizinle konferans yapmıştık. Evet, evet, evet. Selamlar. Şimdi, selamlar hocam. Şimdi Meral Uçmaz, öğrencimin adı Meral Uçmaz. Babasının adı Veli Uçmaz galiba. TRT diye girerseniz oralarda onların şeylerini bulursunuz. YouTube'da, Mutup'ta şeyleri vardır, kopyaları falan falan. Ama en kötü ihtimal bulamazsınız. Meral Uçmaz Hacettepe Türkiye Tensisi'nde çalışıyor. Türkiye Tensisi'nin sayfasına bakarsanız mail adresi vesairesi çıkabilir. Doğrudan iletişime geçebilirsiniz. Çok teşekkür evet. ederim hocam. Sağ olun. Hocam sorular bitti. Çok çok teşekkürler ediyorum. Son sözü size vereceğim. Katılımcı arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Hepinize 3 saattir birlikteyiz. Hocam sizde de müthiş bir enerji var. Gerçekten
3 saattir yorulmadan, biz ıkmadan. Biz inanırız. Nazara inanırız. Maşallah deyin. Maşallah hocam. Maşallah. Eyvallah. Umarım hep beraber istediğimiz, gerçekten çok güzel şeyler söylüyorsunuz. Bırakın Macarları, filmleri, Azerbaycan'dakiler, Kazakistan'dakiler bile bizleri geçmiş durumda araştırmalar bakımında. O yüzden umarım bu Atatürk'ün kurduğu kurumlar, Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu, gerçekten Atatürk'ü anlayan, onun felsefesini benimseyen akademisyenlerin eline geçer. Tekrar biz de bu şekilde doğru yolumuzu buluruz. Evet hocam, size son sözü size veriyorum. Tekrardan teşekkür ediyorum. Yine görüşeceğiz. Görüşmek dileğiyle diyorum. İnşallah son söz olarak, eğer sen istersen o bir hayal değildir diye çok güzel bir söz vardır. Çok etkiler benim söz. Eğer sen istersen o bir hayal değildir. Bütün bu anlattıklarımız, bütün bu konuştuklarımız ve bunların olumlu yönleri, eğer biz istersek hayal değildir, gerçek olabilir. Hepinize iyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Herkese iyi akşamlar.